Evet, efendim iyi akşamlar. Yeniden birlikteyiz. Isparta'nın en çok izlenen ve gündem yaratan programı Ne Var Ne Yok da yine malumunuz olduğu üzere siyaset var. Artık seçim yaklaşıyor. Mustafa Bey kaç gün kaldı? 17-18 gün. 17 gün kaldı, evet. Çok az bir süre kaldı. Dolayısıyla artık bundan sonra hem normal günümüz çarşamba hem de diğer günlerde de siyaset üzerinde konuşacağız. Efendim bu akşam konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Isparta 1. sıra milletvekili adayı Sayın Mustafa Cihan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Mustafa Merhaba. ile sık sık birlikte oluyoruz. Çünkü hem Türkiye politikası hem Isparta politikası hem projelerini anlatıyor Mustafa Bey. Bora hoş geldin. Hoş bulduk. Yine Bora ile birlikteyiz, gazeteci arkadaşımız. Efendim nasıl gidiyor? Bir hafta oldu. Çalışmalar, yoğun bir temponuz var. Evet, çok yoğun çalışıyoruz. Hem Ramazan'dan dolayı gündemimiz çok yoğun. İbadetimizi yerine getirirken aynı zamanda arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Herkesin tarım sezonu orada tarlalarda oluyorlar, Tabii. bahçelerde oluyorlar. Hem onları görmek hem de esnaf arkadaşlarımızı ziyaret etmek. Bayağı bir hızlı bir hafta geçirdik. Bize göre çok Allah uzun gibi kolaylık geliyor ama versin. kısaca bir hafta geçti. Evet, efendim isterseniz yine program içinde konuşuruz ama yarın Muharrem İnce Bey geliyor. Evet, Cumhurbaşkanı adayı. Evet. Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce Bey yarın saat 17'de Isparta'da Ispartalılara hitap edecek. Tüm Ispartalı arkadaşları burada Isparta Meydanı'na davet ediyorum. 15 Temmuz Şehitler 15 Temmuz Meydanı, Hükümet Şehitler Vali Günü. Meydanı'na, Hükümet Meydanı önünde. Çok coşkulu bir toplantı olacağını tahmin ediyorum. Muharrem İnce Bey'in Ispartalılara sürprizleri var. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı adayımız çok güzel konuşuyor. Bütün Ispartalıları o sürprizleri dinlemeye davet ediyorum. Çok keyifli, çok güzel ama aynı zamanda da çok önemli bir toplantı olacak. Şimdiden tüm Ispartalı hemşehrilerimi yarınki mitingimize davet Evet, ediyorum. çarşamba 17, Çarşamba 17. perşembe o Perşembe yüzden, evet. perşembe 17, 15 Temmuz meydanı Valilik önü, eski Doğrudur. adıyla Hükümet Meydanı'nda Eski adıyla buluşacağız. Hükümet Meydanı evet. Evet, bravo, topu sana verelim. Evet şimdi geçen hafta da buradaydık. Mustafa Bey'in o programda vurguladığı önemli şeyler vardı. Hafta boyunca konuşuldu Konuşuldu, aslında tartışıldı, bunlar gündem ve oluşturdu. özellikle iki üniversite meselesi bayağı konuşuldu. Evet. Elma Birliği konuşuldu. Bu arada Şakir Bey'e de gelmiştir mutlaka. Uluborlular da Kiraz Birliği Evet, onu da istiyorlar. söylüyoruz. Onu da Kiraz söylüyoruz, Birliği ile anlatacağım. ilgili de şeyler, onları da konuşuruz bugün. Bir de Isparta Spor bayağı Evet. konuşuldu. Isparta Davras Spor bayağı konuşuldu. Ne yapalım? Bu sefer bir değişiklik yapıp spordan Spordan başlayalım başlayalım. çünkü Genelde hep son plana atılıyor pazartesi spor ama. günü evet. Hafta başında da kongre var, Isparta Spor'un Evet. kongresi var. Mustafa Bey bizim programda gündeme getirdi. Ondan sonra süreç Ardı ardına hızlandı. Buradan da bir programımıza pay çıkaralım. Ben açıklamalar Mustafa da Bey hem geldi. bize. Evet. Evet. Nasıl görüyorsunuz? Isparta Davraspor'dan başlayalım. Siz nasıl tepkiler aldınız? Şimdi özellikle şunu Nasıl söyleyeyim. görüyorsunuz? Ispartalı arkadaşlarıma, hemşehrilerime tekrar söylüyorum. Artık hiçbir şey dünkü gibi olmayacak. Bunun en büyük örneklerinden biri de Isparta Davraspor'da gördük. Çünkü eskiden kendilerine göre ne isterlerse yapıyorlardı. Şimdi öyle bir şey yok. Artık Isparta'nın kent bilinci devreye giriyor. Ve hep beraber yorum yapıyoruz. Olaya dahil oluyoruz. Her ne kadar hala kendilerine karar verseler de bizi dinlemek zorunda kalıyorlar. Örneğin ben ne demiştim programınızda? Basın toplantısı da yapmıştık, bir sahur toplantısında hatırlarsınız. Örneğim şuydu. Erzurum Belediyespor 4 senede 4 lig atlayarak şu anda Süper Lig'e gelmiştir. Neden bir Ispartaspor da gelemez? Aynı zamanda işte 4 sene evvel bizim aynı amatör ligde oynadığımız Afyonspor'u örnek Evet. vermiştim. Neden biz de Spor Toto Lig'e gelemeyelim demiştim ve bunun için de örnek vermiştim. Çözüm önerisi getirmiştim. Bunun Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Türkiye'de yapılan örnekleri belli. Bizim gibi imkanları kısıtlı illerde bunu belediyeler kendisi kulüp bünyesine alıyor. Belediye spor yapıyor ve ona da sivil toplum kuruluşları, hükümet, iktidar destek veriyor. Çünkü bizim Isparta gibi mütevazi bütçeli şehirlerin kendi başına yerel imkanlarla bir takımı üst liglere çıkarma şansı hiç yok. Yok. Ha tabii ki bu sadece para da değil. İyi bir gelir olacak. Profesyonel spordan anlayan, futboldan anlayan yöneticiler olacak. Güzel bir teknik ekip seçilecek ve bu belirli bir plan programla her şeyde olduğu gibi plan program yapılacak ve hedef konulacak. Denilecek ki 4 senede bir Süper Lig'e geleceğiz ve örnekleri var. Profesyonelce adım 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 gidilecek. Şehirde sahip çıkacak buna. Ha şimdi Evet. bunun hepsi plan program dahilinde yapılabilir mi? Yapılabilir. Örnekleri var. Biz yapabilir miyiz?
Ha biz bugüne kadar yapamamışız. Sebebi biraz evvel söylediğim gibi hem yerel belediyenin hem de hükümeti yöneten gücün bu işi önemsemediğinden kaynaklanıyor. Hiçbir şeyi önemsemedikleri gibi, Isparta'yı önemsemedikleri gibi bunu da önemsememişler. 2002 yılında biz Isparta'yı bu yönetime teslim ederken Isparta Spor 3. ligdeydi. Şimdi nerede? Bal liginde. Her şey olduğu gibi sporu bile lig düşürdünüz. Bal ligine düşürdünüz. Ondan aşağıda bir lig olmadığı için. Ondan aşağıda bir lig olsa oraya da düşürdünüz. Ama düşürebildiğiniz yer burası. Bundan aşağısı yok. Ve bunu öneri getirdik. Dedi ki böyle yapın. Sayın Belediye Başkanı çıktı. Dedi ki bu sene takım şampiyon olmazsa gelecek sene biz belediye spor yapacağız dedi bizim beyanatımızdan sonra. Sayın Belediye Başkanım teşekkür ederiz. Lütfetmeyin. Biz gelecek sene Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyeyi alırız. Ve ilk işimiz belediye sporu kurmak olur. Siz zahmet etmeyin. Siz artık emekliliğinizi yaşarsınız inşallah o zaman. Geri kalan iktidar bizim verdiğimiz Erzurum örneğiyle ne dedi? Erzurum gibi yapacağız. Örneğimizi bile aynen birebir kullandılar. Türkiye'de başka örnek yokmuş gibi. Birebir bizim örneğimizi kullandığınız için de teşekkür ederim Sayın Vekil. Aynen Erzurum spor gibi yapacağız ama zihniyeti biraz değiştirin. Bakın aynı hatayı yine yapıyorsunuz. Pazartesi günü kongre var. Hala bizi Cumhuriyet Halk Partileri, Isparta'nın sizin haricinizdeki diğerlerini, ötekilerini uzaklaştırıyorsunuz. Niye herkesi beraber bir kucaklamıyorsunuz? Yani Isparta Davras Spor sadece sizin bir takımınız mı? Niye belediye ve siz? Biz yok muyuz? Ha, burada ikilik yapmanız kulübede yansıyor. Bence bugünden başlayarak Isparta'nın menfaatine beraber çalışmak zorundayız. Size bir davet gelmedi değil mi? Benim kongreyle şahsıma bırakın ilgili. Cumhuriyet Halk Partili hiç kimseye davet gelmedi. Çünkü bizi yok sayıyorlar. Yani kendinden olmayanları yok sayıyorlar. En büyük sıkıntımız bu. Ben hep anlattığım bu. Isparta'yı önemsemiyorlar. Ispartalı'yı önemsemiyorlar. Bizi üvey evlat görüyorlar. Bu kulüpte de böyle. Şimdi bir arkadaşımıza vazifelendirmişler. Biliyorsunuz kulüp başkanını bile devlet memuruna çevirdiler. Tayin ediyorlar bir arkadaşı. Bir arkadaşı tayin etmişler. Kulüp başkanı sen olacaksın diyor. O da emredersiniz efendim diyor. Kulüp başkanı oluyor. Ha bunlar falan insanı çok şık değil ama hadi neyse öyle de deseniz. Belki bizden de katkı isteyebilirsiniz. Ha biz katkı verirsek siz rahatsız mı olacaksınız? Isparta Spor'a taş üzerinden taş koyarsak rahatsız mı olacaksınız? Özetle şunu söyleyeyim. Bu konuda çok da anlatacağım şey var ama geniş bir zamanda anlatırım. Isparta Davras Spor'un her zaman yanında olacağız. Belediye alınırsa ilk icraatımız belediye spor kurmak olacak. Ve fiziken, madden elimizden ne gelirse yardım edeceğiz. Bu konuda açık çek veriyoruz. Hangi partili olup olmadığı önemli değil. Isparta Davras Spor'un maddi manevi bu saatten sonra yanınızdayız. Bunu söylemek istiyorum. Evet. Ve bu konuda da arkadaşlar üzerimize bir vazife düşerse yapacağımızı da taahhüt ediyorum. Evet. Efendim geçen hafta yine bir hafta konuşulan, tartışılan konu üniversitenin bölünmesiydi. Siz şöyle bir iddia bulmuştunuz. Üniversitenin bölünmesi Isparta'ya katkı sağlamaz. Tam tersi öğrenci azalır, esnaf sıkıntı çeker demiştiniz. Bu konu çok tartışıldı, çok konuşuldu. Ve birçok telefon da geldi. Biraz daha bu konuyu Mustafa açar mı? Nasıl oluyor? Üniversite, ikinci üniversite Isparta sahip oluyor. Buna rağmen öğrenci niçin azalsın diye sorular geliyor. Bir de iktidarın şöyle bir, iktidar vekillerinin bu konuya ön ayak olan vekillerin şöyle bir iddiası da var. Yani büyümek için bazen bölünmek gerekir. Tabii. Yani üniversite artık büyüdü ve yönetilemez hale geldi. Bu anlamda yani mesele muhalefetin söylediği gibi Doğu kampüsü bir üniversite, Batı kampüsü bir üniversite. Yani bu kadar basit bir şey değil bu. Şeklinde yorumları oldu. Siz ne diyorsunuz? Şimdi Boracığım çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir yerden girdin. Bir iş büyüdüğü zaman, kalabalıklaştığı zaman yönetebilmek için bölmek mi gerekiyor? Yani o zaman 80 milyon oldu Türkiye'yi yönetebilmek için bölelim. Böyle bir mantık olabilir mi? Ne Türkiye'yi böldürürüz ne de Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ni böldürürüz. Büyüklük yönetilebilir. Yeter ki kabiliyetiniz olsun. Dünyada Amerika'yı yeniden keşfetmeyelim. Dünyada üniversiteler bölünerek büyümez. Bakın ben örnek veriyorum. İşte burada bilgisayarımı getirdim. Tek tek istediğiniz şeyi söyleyeyim. Harvard Üniversitesi'nin metrekaresi kaç öğrenci? Princeton Üniversitesi metrekaresi kaç öğrenci? Cambridge Üniversitesi metrekaresi kaç öğrenci? Dünyanın bütün üniversitelerinin metrekarelerini, öğrenci sayılarını dosyalarını getirdim. Biliyorsunuz ben burada Ispartalı hemşehrilerime söylüyorum. Bunlar üniversiteyi metrekareyle ölçüyorlar. En büyük yanlışlık da bu. Üniversitelerin karşılaştırılması birbirleriyle, metrekareleriyle olmaz. İlimiyle, irfanıyla, teknolojisiyle olur. Üniversitedeki kaliteli eğitim elemanlarıyla, öğretim üyeleriyle olur. Bunların yurt dışındaki yayınlarıyla olur. Yurt dışında doktora başvurularıyla olur. Yurt içinde doktoralarıyla, tezleriyle olur.
bu üniversiteden mezun olan insanların başka üniversitelerdeki profesör olabilme sayılarıyla olur. Üniversite bunda sayılır, ölçülür. Dünyada listeler vardır. Google'a girin. Yüce Google diye bir şey var ya, girin orada. Dünyanın en iyi üniversiteleri deyin. Bakalım metrekareleriyle mi ölçülüyor? Başka kriterlerle mi ölçülüyor? Bizim dediğimiz de şu. Süleyman Demirel Üniversitesi'ni adına yakışır bir şekilde en kaliteli eğitimi verildiği üniversite olması için elimizden geleni yapacağız. Sayın Vekil'in dediği gibi, diyor ki Sayın Vekil, 200 bin metrekare ilave inşaat yaptım. İşte 10 tane tuvalet, 20 tane merdiven de içinde. Arkadaşlar, inşaat müteahhitlerine iş çıkarmak için tek anladığınız iş beton üzerine beton koymak. Bunu yapmayalım. Bunun yanında eğitimi arttıralım. Bize deyin ki şu kadar laboratuvar getirdik. Bu kadar yeni alan getirdik. Ha ne yapılacak? Benim tezim şu. Bunu ben söylemiyorum. Dünyada örnekleri bu. Bizim meslek yüksek okullarımızı aldınız, hepsini aldınız bir tarafa aktardınız. Bunu neye yaptınız? Yeni bir üniversite oluşturdunuz. Birinci itirazım. Buradaki üniversitedeki öğretim üyelerinin rızasını almadınız. Fikrini sormadınız. Gidip gitmeyecek misiniz diye onların görüşlerine değer vermediniz. Birinci itirazım bu. İkinci itirazım, öğrencilere sormadınız. Üçüncü itirazım, Isparta kamuoyuna sormadınız. Isparta'nın entelektüel çevresine sormadınız. Dördüncü itirazım, pratikte de bu olmaz halde. Ne yapmak lazım? Mustafa Ceyhan üniversite kuracağım dedi diye apar topar alelacele İstanbul'daki Cerrahpaşa Tıp ve Çapa Tıp'ın ayrılmasını bahane bilerek yapılan kanun tasarısının 16. maddesi ya da 15. maddesi sayısı neyse oraya hemen apar topar Isparta'yı eklediniz. Ne yaptınız? Bütün meslek yüksek okullarını başka bir yere ayırdınız. Bir tane iki tane öğrencisi az olan fakülteyi başka bir yere ayırdınız. Bunlar yeni üniversite oldu. Arkadaşlar neden yeni üniversiteye adam gelmez, öğrenci gelmez? Bunu açıklayayım. Şimdi bizim kayıtları müracaat oluyor gençlerimiz, çocuklarımız. Bakıyorlar üniversitelere. Adını sanını duymadığı daha yeni bu sene kurulmuş bir üniversitenin meslek yüksek okulu bölümüne niye ilçelerde kayıt yaptırız? Süleyman Demirel Üniversitesi 26 yıllıkken bu meslek yüksek okullarına yeterince müracaat olmuyor. Esnaf arkadaşlar şu anda bizim ilçelerdeki, üzülerek söylüyorum, bundan da keyif alıyor değilim, bunun çözüm önerilerini de getiriyorum. Böyle bir meslek yüksek okullarına yeni müracaatlar sıfıra yakın sayıya düşer. Biliyorsunuz sıfır öğrencili bölümler var Süleyman Demirel Üniversitesi'nde. Buna benzer öğrencisi olmayan okullar oluşur. Ha ne yapmak lazım? Bizim birinci tedbirimiz şu. Bu bölümü durduracağız. Bölüm mü olmayacak? Ve Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki meslek yüksek okullarını da daha aktif hale getirmeye çalışacağız. Ne mi? Tarihte çok güzel örnekler var. Gönen'deki biliyorsunuz köy enstitüsü var. Ne kadar güzel bir örnek. Orada yetişen öğretmenler yıllarca Türkiye'yi yönetmiş. Gönen'deki köy enstitüsü şeklinde meslek yüksek okullarını evrimleştireceğiz. Ve meslek yüksek okulları artık Gönen köy enstitüsünde bizim bildiğimiz şekle gelecek. Orada okuyan insanlar meslek sahibi olacak. Sadece üniversite diploması sahibi olmayacak. Ha bu bir kenarda dururken bizim ilave önerimiz ne? Biz yeni bir üniversite, yeni bir üniversiteler kuralım. Üniversite sayısına takılmayın. Örnek verdim. İngiltere'de Londra'nın bir saat uzaklığında Oxford diye bir şehir vardır. Gidin kaç tane üniversite var bir bakın. Oxford Üniversitesi de dahil. Her konuyla ilgili ayrı üniversite vardır. Boston'da. Bugün Amerika'nın gidin Boston diye bir şehir vardır. Harvard dahil kaç tane üniversite vardır bakın. Yani Harvard var diye Boston'da başka üniversite kurulmuyor mu? Tabii ki kuruluyor. Her üniversitenin farklı konusu vardır. Biz de onu yapacağız. Isparta'yı bir öğrenci kenti, eğitim kenti, kültür kenti yapacağız. Dolayısıyla Isparta'da birden fazla üniversite olacak. Her birinin konusu farklı olacak. Ve bu birbirine destek olacak bu üniversiteler. Ne diyoruz? En büyük projemiz sivil havacılık. Isparta Sivil Havacılık Üniversitesi kuracağız. Nerede kuracağız? Isparta Havalimanı'nın hemen yanında. Askeri Kara Ulaşım Okulu, Kara Havacılık Okulu'nun hemen yanında. Keçiborlu, Uluborlu, Sedirkent'ten, Gönen'den, Atabey'den, Güneykent'ten gençler gelip orada hem çalışacak hem dünyanın her tarafından öğrenci gelecek. Örnek de veriyorum, bunu ben örnekle ispatlıyorum. Burada işte bilgisayarı açın bakın. Amerika, Florida eyaleti, Daytona Beach şehrindeki Embraer Üniversitesi'ne bakın. Yılda 50 bin dolar masraf yaparak dünyanın her yerinden öğrenciler gelir. Orada uçak pilotu ünvanı ve okulunu bitirir. Yani pırpır ufak pilotlar değil. Keçiborlu'daki sivil havacılık meslek yüksek okulunu örnek veriyorlar. O farklı bir branşta. Kule personeli yetiştirmek, hava personeli yetiştirmek. Orada uçak pilotu yetişmez. Uçak pilotu Türkiye'de nerede yetişir? Bir,
Hava Kuvvetleri'nde askeri pilot olarak yetişir. Ondan sonra sivile geçebilirler. İki, Türk Hava Kurumu'nda yetişir. Üç, bir de Eskişehir'de Sayın Yılmaz Büyükerşen'in kurduğu Anadolu Üniversitesi'nin bu bölümünde yetişir. Dördüncü bir yer yok. Ben diyorum ki Türkiye'de dördüncü uçak pilotu yetişen üniversiteyi spesifik sadece bu amaçla Isparta kuralım. Ve dünyadan 50 bin dolar para verebilen kalite öğrenciler buraya gelsin. Ona göre burada lokantası ona göre olsun, yurtlar ona göre olsun, esnaf ona göre olsun, dolarla para harcayan öğrenciler burada olsun. Ama aynı zamanda Türkiye'deki öğrenciler de dışarıdan gelen 50 bin dolar veriyorsa 30 bin dolar, 40 bin dolar versin. Ispartalımız, Isparta'da yaşayanlarımız da 5 bin dolar versin. Bir kere Ispartalı olmak artık bir ayrıcalık olsun. Ispartalı olmayı ayrıcalık haline getirelim ve burada meslek sahibi olsunlar. Ben Ispartalımı asgari ücrete çalışmayı layık görmüyorum. Pilot olsun, gençlerimiz hostes olsun, host olsun, artı teknik eleman olsun, uçak motorunu söküp takan teknik eleman olsun. Bunlar altın bilezik gibidir. Bu mesleğe sahip olduğunuz zaman bütün dünyada çalışabilirsiniz. Bir uçak teknisyeni dünyanın her yerinde 7 bin dolar, 8 bin dolar maaş alır. Bir pilot, kıdemli bir pilot dünyanın her yerinde 10 bin dolar maaş alır. Benim istediğim bu. Isparta'da esnaf da kazansın, orada okuyan gençlerimiz de kazansın. Buraya gelen, dünyanın her yerinden okumaya gelen gençler de Isparta'mızda okuyup memleketlerine gidip pilot olsunlar ve her zaman desinler ki ben Isparta'da okudum. Isparta Sivil Havacılık Üniversitesi'nde okudum. En büyük projemiz bu. Bunlar gibi üniversiteyi bölerek değil, bu arkadaşların yapamadığını, beceremediğini biz becereceğiz. İktidara geldiğimiz ilk gün, Isparta milletvekili olarak meclisteki ilk gün kanun teklifim, ben ve ikinci sıradaki milletvekilimiz İsa Bey ile beraber bu olacak. Birinci imzamız iki Isparta Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak Isparta Sivil Havacılık Üniversitesi'nin kuruluş kanunu olacak. İkinci imzamız ne olacak? Eğridir Üniversitesi'nin kuruluş kanunu olacak. Eğridir Üniversitesi ne olacak? Süleyman Demirel Üniversitesi'nde olmayan veterinerlik fakültesi olacak. Ne olacak? Turizm ağırlıklı bir fakülte olacak. Ne olacak? Teknoloji geliştirme projesi olacak. Ve Isparta'nın, Eğridir'in kalitesini arttıracak insan iş gücünü getireceğiz. Ha bunlar yetecek mi? Yetmeyecek. Bunlarla beraber teknoloji merkezlerine getireceğiz. Üniversitelerin teknokent bölümlerini arttıracağız. ARGE merkezleri kuracağız. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne ben burada mucize bir öneri getiriyorum. Daha evvel söyledim. Bunların içinde evet. Var. Biz ne yapacağız Süleyman Demirel Üniversitesi'ne? Sizin yaptığınız belli. Bina yapıyorsunuz, müteahhitlere iş çıkarıyorsunuz, tuvalet yapıyorsunuz, koridor yapıyorsunuz. Biz dünyanın en büyük İlaç şirketlerinin kullanacağı ARGE, tıbbi gelişmeler ARGE merkezi kurduracağız. Yani dünyanın her yerindeki ilaçlarla ilgili, sağlıkla ilgili teknik araştırmaları Isparta Tıp Fakültesi'nin yanında diğer kimya, biyoloji bölümlerinde içine alan bir araştırma geliştirme enstitüsü kuracağız. Ve dolayısıyla burada bilimsel tıbbi araştırmalar yapılacak. Bugün bir tıbbi araştırma personeli ayda 5-10 bin dolar para alır. Ve dünyanın her yerinden insanlar buraya gelecek, yeni ilaçları araştıracak, hastalıklara çare arayacak. Niye bizim insanlarımız Amerika'daki üniversitelere gidip hastalığının çaresini orada arasın? Bizim burada araştırmalar yapılacak, yeni ilaçlar burada denenecek. Tabii ki bunlar faydalı oluyorsa da ilk bizim hastalarımız bundan tabii yararlanacak. Yani Süleyman Demirel Üniversitesi'ni de daha bilimsel yönü ön plana çıkan ve özellikle tıp konusunda daha ihtisas sahibi bir üniversite yapacağız. Mühendislik konusunda daha ihtisas sahibi bir üniversite yapacağız. Bölümlerini daha nicelikli, nitelikli hale getireceğiz. Laboratuvarlarını genişleteceğiz. Yurt dışa master, doktoraya gönderdikleri öğrencilerini daha da çoğalmasını sağlayacağız. Yani kaynak vereceğiz. Yani onlara mali ve maddi destek vereceğiz. Bina her zaman yapılır. Dünyanın en iyi üniversiteleri işte burada ölçüleri var. Bilgisayarınıza girin bakın. Hiçbir üniversite inşaat metrekareleriyle yarışmaz. Üniversiteler doktora sayılarıyla ve biraz evvel söylediğim gibi teknik nicelikleriyle yarışır. Evet, üniversitelerle ilgili söylemek şimdi, istediğim bu. Şimdi istersen burada devam edelim. Şimdi projelerle ilgili bugün biraz daha öyle ağırlıklı olsun. Yani hep projeleri anlatalım. Ben de onu istiyorum. Yani Isparta merkezi projeniz nedir? İlçeler nedir? Oradan başlayalım. Efendim Isparta merkez devam edelim. Diğer ilçelerle ilgili neler yapacaksınız? Şimdi bir kere Isparta merkezde şunu söylemek istiyorum. Isparta'nın tüm içinde bunu söylemek istiyorum. Artık Isparta'yı yaşanabilir bir şehir yapmak istiyoruz. Isparta'yı marka bir şehir yapmak istiyoruz. En basit, en basit birinci cümlemiz şu. Maalesef üzülerek söylüyorum. Bunu söylerken de ifade etmekte bile zorlanıyorum. Isparta'mız
şu anda intihar vakalarında Türkiye'de ilk 2-3'e girdi. Niye? Umutsuz gençlerimiz. Niye? Umutsuz insanlarımız. İnsanlarımızın yaşama sevincini elinden aldınız. İnsanlarımızı mutsuz yaptınız. İnsanlarımız gülemiyor. Hayalleri yok. Gelecek beklentileri yok. Bir kere biz el birliğiyle Isparta'da yaşayan herkese yaşama sevinci vereceğiz. Onları mutlu yapacağız. Onları hayattan keyif alır hale getireceğiz. Bunun ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Bir kere Ispartalı yüzü gülecek. Bunun için konser salonları mı yapmamız gerekiyor? Yaptırtacağız. Opera mı gelmesi lazım? Getireceğiz. Sporda mı daha başarılı olacağız? Sporda başarı yapacağız. Yani her şey madde değil. Manevi değerlerinde de insanların keyif alabilir, yaşanabilir bir şehir yapacağız. Birinci önceliğimiz biz insana değer vereceğiz. İkinci önceliğimiz ne? Hayvanlara saygı göstereceğiz. Hayvan haklarına değer vereceğiz. Isparta dünyadaki bütün gelişmiş şehirlerde olduğu gibi hayvan haklarıyla ön plana çıkacak. Hayvanlarının besleyebilen, insanların evcil hayvanlarını besleyebildiği, onları tedavi ettirebildiği, onları gezdirebildiği bir şehir haline gelecek. Ben hep söylüyorum, garip geliyor. Şimdi ilk defa söylüyorum. Hayvan mezarlığı bile yapacağız. Niye? Evcil hayvanları insanlar sokaklara gömmez. Tabii bilmeyenler olabilir. Benim iki tane evcil köpeğim var. O köpekleri ben gözüm gibi bakıyorum. Çünkü bunların en büyük özellik şudur. İnsana değer vermeyen hayvana da değer vermez. Biz insana da değer veriyoruz, hayvana da değer veriyoruz. Çünkü neden? Yaradılanı seviyoruz, yaradandan öteri. Biz bunları dikkate alarak Isparta'yı yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Bu sadece manevi yönleri. Maddi olarak bir kere Isparta marka şehir olacak. Isparta Davraz'ı dünyada tanınabilen bir kayak merkezi haline getireceğiz. Örnekleri var. Dünyadaki kayak merkezleri var. Amerika'daki, Avrupa'daki çoğunu biliyorum. Bir kısmına da gittim. Tabii biz şimdiki çocuklarımız çok şanslı. 7 yaşında kaymayı öğreniyorlar. Ben 40 yaşında ilk defa kayak butonunu elime aldım. Ha, bizim zamanımızda böyle bir imkan yoktu ama şimdi gençler de var. Tabii. Kayağı çocukken öğreniyorlar. Ama dünyadaki en popüler kayak merkezlerinden biri yapacağız. Bunun için devlet olarak, hükümet olarak tüm imkanları vereceğiz. Ne yapacağız? Yoldu, binaydı değil, reklam yapacağız. Dünyanın her yerinden buraya reklam yaparak insan getireceğiz. Burada festivaller düzenleyeceğiz, konserler düzenleyeceğiz. Dünyanın en büyük fuarlarını burada yapacağız. Kışın burayı bir cazibe merkezi haline getirip dünyanın her yerinden insanların bir kere Davraz neresiymiş bir geleyim göreyim demesini sağlayacağız. Marka şehir yapacağız. Sağlıkta birinci, üniversitelerde birinci, turizmde birinci olacak. Isparta merkezde bununla yetinecek miyiz? Hayır. Bununla beraber ulaşımı arttıracağız. Isparta'ya trenleri gelen, yolları çift bölünmüş yol olan bir şehir haline getireceğiz. Isparta Havalimanı daha aktif hale getireceğiz. Isparta Havalimanı'nı haftada 5 gün İstanbul'a seferi olan bir havalimanı olmaktan çıkarıp günde 2-3 tane seferi olan bir havalimanı haline getireceğiz. Isparta Havalimanı'ndan yurt dışı direkt uçuşları yaptırtmaya çalışacağız. Yani havaalanını aktif hale getireceğiz. Tren yolu. Tren yoluyla ilgili burada ilk defa bir şey söyleyeceğim. Bu projemde hemen yarın bir gün takdir ederler. Takdir etmedi siz söylersiniz biz de duydular diye. Şimdi arkadaşlar Isparta'nın bir kere hızlı treni Isparta'dan geçecek. Yüksek hızlı tren. Böyle Burdur üzerinden geçirtip Isparta'ya da ucundan değdirmeyeceğiz. Ha Burdurlara da saygı duyuyorum ama kusura bakmasınlar o tam ortamızdan geçmesi lazım en azından. Ha bu yetecek mi? Yetmeyecek. Esas şimdi burada ikinci projeyi söylüyorum. Tren yoluyla ilgili. Ona geçmeden bir proje daha. Isparta treninin bağlantılarını İstanbul ve İzmir'e bağlantılarını da devam edeceğiz. Yüksek hızlı trenin haricinde konvansiyonel normal bildiğimiz trenin. Yani normal eskiden Pamukkale Ekspres gelirdi. Evet, Göl Ekspres gelirdi. Eğridir'e kadar gelirdi. Eğridir'deki o Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma köprüden geçerdi. Onu faal hale getireceğiz. Isparta Eğridir arasından başlayarak banliyö servisleri kuracağız. Günde belli bir sayıda 3 tane, 5 tane, 10 tane neyse Isparta Eğridir arasında o nostaljik de olsa o tren seferleri tekrar başlayacak. Isparta Burdur üzerine Eğridir bağlantılı ring hattı tekrar başlayacak. Demir yollarını aktif hale getireceğiz. Ha bu yetecek mi? Hayır. İlk defa söylediğim proje geliyorum. Arkadaşlar ihracatı arttırmamız lazım. İhracatı arttırmamak için de en büyük yapmamız gereken de limanlara ulaşmak lazım. Bizim en büyük ihracat kalemimiz ne? 200 tane mermer ocağımız var değil mi? Isparta'da. Daha fazla. Evet. Minimum 200 mermer ocağımız var. İlk defa söylüyorum. Mermer ocaklarına o giden gelen kamyonlarla yollarımız bozuluyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. O zaman bunu kamyonlarla götürmeyeceğiz. Nasıl götüreceğiz? Eğridir, Isparta, Burdur üzerinden Antalya limanına kadar ilk defa açıkladığım yük nakliyesi yapan demir yolu hattı kuracağız. Yani Eğridir'den başlayan Antalya limanında duran
Isparta Burdur üzerinden mümkünse bucağı da alarak güzergahtaki bütün mermer... Taşıma için. Evet. Bu demir yol hattı kurulacak ve bu demir yol hattında bu dediğim Isparta ve Burdur'un, ki Burdur'da da burada faydalanacak bunu, o hemşehrilerimize faydalansın. Isparta Eğridir'den başlayan Antalya limanına kadar devam eden bir demir yolu hattı kuracağız. Bu demir yolu hattı ağırlıklı yükte kullanacağız. Mermer bloklarının nakliyesinde kullanacağız. Şu anda Türkiye 5 milyar dolar mermer ihraç ediyor. Arkadaşlar, mermer ihracatı diğer ihracata benzemez. %90'ı 95'i Türkiye'de kalır. Şimdi araba ihracatı yaparsınız. Araba ihracatını 100 liralık araba ihraç edersiniz. 90 lira yedek parça olarak zaten yurt dışına alırsınız. Tabii. 90 lira alıyorsun, 100 lira gönderiyorsun. Yani kağıt üzerinde 100 lira ihracat yaptım dersin ama ihracat yaptığın rakam esasında 100 lirada 10 liradır. Evet. Ama mermerde, madende böyle değildir. Madende ve mermerde %90-95 oranında evet, ikame edersin. Hamlet. Dolayısıyla bizim bu hem sosyal olarak Isparta'mızın döviz gelirini arttıracağız, hem de yollarımızın bozulmasını engelleyeceğiz. Demir yoluyla Isparta Eridir'den başlayarak Antalya limanına kadar yük nakliyesi için demir yolu hattı kuracağız. Bu demir yolu hattı aynı zamanda da yolcu taşımacılığı da yapacak. Yani bu ring Eridir'den başlayıp Eridir, Isparta, Burdur, Antalya'ya bir ring halinde yolcu ve yük taşınacak. Bu da bizim Ispartalı'ya en büyük mucize projelerimizden biri. Bu arkadaşlar bunu hayal bile edemez. Biz gelip bunu yapacağız. Hem burada iş yapan mermer imalatçı arkadaşlara faydamız olacak. Buradaki insanlara faydamız olacak ve ihracatımızı artıracağız. Şimdi mermer meselesiyle ilgili aslında tabii ulaşım büyük problem. Dediğiniz gibi hem yolların zarar görmesi anlamında hem de maliyet anlamında büyük problem. Ama mermerin kaymağını Isparta'da yemiyor, Burdur'da evet, yemiyor. Mermerin kaymağını büyük ölçüde Çin yiyor. Yani buradan ham madde olarak gidiyor ve işlenmiyor. Bununla ilgili bir şeyiniz var mı? Boracığım, ben şurada bir şey söyleyeyim. Ben dış ticareti çok iyi bilen bir arkadaşınızım. Hı. Uluslararası ticareti de çok iyi bilirim. Şimdi dünyada bir trend var. Avrupalı işlenmiş mermer alır, Amerikalı işlenmiş mermer alır. Çin kendisi alır, orada işleyip kendi ihtiyacını ve dışarı yapar. Biz blokta satıyoruz. Bu para Türkiye'ye geliyor. Biraz daha söyledim, 5 milyar dolar bir para. Evet. Bu para yokluğunda Türkiye devletinin bu hükümet yüzünden 450 milyar dolar dış borca battığı bir dönemde 5 milyar dolar çok büyük para. Ha, bu bir kere gelmeli. Ha, bu arada Isparta'ya faydası yok diyen arkadaşlar için söylüyorum. Ben böyle bir soru geleceğini bildiğim için, ben biliyorsunuz dersime çalışarak gelirim. Evet. Sadece 2015 yılında köylere hizmet götürme birliğine mermerden ne kadar para verilmiş biliyor musun? Bilmiyorsan ben söyleyeyim. 1 trilyon 700 milyar. Sadece mermerden 2015 yılında verilen para. 2016, 2017 bunların iki misli. Sadece 2015 yılında Orman İşleri Genel Müdürlüğü'ne mermerden verilen para ne kadar biliyor musunuz? 57 milyon TL. 57 milyon TL ile bütün Türkiye neredeyse birer tane fidan dikersin. Arkadaşlar, bu mermerler gidiyor ama bu mermerlerle ilgili köylere hizmet götürme birliğine para veriliyor, ormana veriliyor. Ha, bu köylere hizmet götürme birliğine verilen paralar ne yapılıyor diyorsanız o ayrı bir bahis konusu. Ya da ormana verilen bu 57 milyon ne yapıldı diyorsanız o ayrı bir bahis konusu. Hizmeti bize getireceğiz. Tabii ki doğrusu olacak. Tabii ki iyi olacak ama biz iş adamını düşman gibi görmeyeceğiz. İş adamı da Türkiye'de ve Isparta yatırım yapsın. Ben hep onu söylüyorum. Isparta'ya tuğla üzerine tuğla koyacağı insana kırmızı halı sererim önüne. Isparta'da hizmet yapacak, yatırım yapacak insanın önüne kırmızı halı sererim. Bunlar gibi vergi memurunu göndermem. Bunlar gibi ceza yazmam. Bunlar gibi şimdi dağın tepesinde bir bu şeyi ben niye demiryolu projesini söyledim? Kamyon ocaktan çıkıyor, iki tane blok konuyor. Adam peynir değil ki bunu kessin. Kamyonu taşıma gücü diyelim 30 ton. Tak geliyor, bir tartıyorlar 33 ton. E ne yapsın adam? Bloğun yarısını mı tıraşlasın mı? Tak ceza yazıyor polisimiz haklı olarak, suç. Ceza 1000 lira, 2000 lira. Taşı satsan o kadar değil. E ki bunlar düşman mı? Dağın tepesinde 3-5 kuruş para kazanacağım diye yatırım yapıyorlar. Bir sürü arkadaşımız, hemşerimiz oralarda para kazanıyor. Ama bunun yanında da ne oluyor? Eziyet ediliyor. Eksikleri varsa düzelttireceğiz. Kapanan ocakları tabiata uygun hale getireceğiz. Üzerine bunlar kanunen zaten teminat mektubu veriyorlar bunlar. Devlete diyorlar ki bak bu ocak kapandığı zaman ben üzerine ağaç dikmezsem
Al şu teminat mektubunu, paraya çevir diyorlar. Yani ben bunu niye anlatıyorum? Ben mermerci falan değilim. Ben Isparta'ya taş üzerine taş koyma talibim. Bir kişi orada çalışsa bir Ispartalı hemşerim, onun derdindeyim. Şu paraları köyüze hizmet götürme birliğinin parasını daha da arttırma derdindeyim. Orman müdürlüğüne verilen paranın daha da arttırılması derdindeyim. Dolayısıyla Isparta'da bunu da söylemiş gibi olayım. Biz ulaşımı arttıracağız. İşte tren yolları, uçaklar. Bir kere hani yeri geldi artık Ispartalım da bıktı ama ben son defa bir daha söyleyeyim. Şu bölünmüş yolları bitireceğiz. Isparta Eğri'dir. Ve orada özellikle şunu söylerken de iade etmek zorundayım. Allah rahmet eylesin. Eski belediye başkanımız Hasan Balaban dahil 67 tane insanımızı kaybettik. Biz Isparta Eğri'dir yolunda. Hasan Bey de benim iyi tanıdığım, sevdiğim bir kardeşimiz, arkadaşımız, hemşerimiz de. Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle onu da Allah rahmet eylesin. Cennetin mekanı cennet olsun. Bizim Isparta Eğri'dir yolunda 67 tane canımız, hemşerimiz vefat etti. Niye? Bir yolu bitiremediler. 12 metrelik yolu çift yolu yapacağız diye 8 metreye indirdiler. Onu da yıllardır yapıyorlar. Ne bitmez bir yolmuş. 67 tane daha mı can alsın? Birinci hemen 67 canın gittiği Isparta Eğridir yolu bitecek. Sonra Eğridir Şarkıraç'tan Konya bağlantısı bitecek. Sonra Dereboğazı yolu bitecek. Bunlar yetecek mi? Hayır. Dün işte Sarı İdris Belediyesi'ndeydim. Sarı İdris'e çıktık. Ana yoldan Sarı İdris'e çıkıncaya kadar arabamızın lastiği parçalanıyordu. Dün Yenişehir Bademli ilçemizdeydik. Onu da biraz sonra söyleyeceğim evet. Her ilçeyi söylerken. Yenişehir Bademli'ye giderken arkadaşlar, ey iktidarın sayın milletvekilleri, Allah rızası için Yenişehir Bademli'ye bir gidin. En son kaç sene evvel gittiniz bilmiyorum. Ben böyle dediğim için yarın giderler. Ama Allah rızası için bir gidin. O yollardan bir geçin. Yenişehir Bademli'nin yolları Hakkari'nin yollarından kötü. Hakkari bilmiyorum ama muhakkak oranın yolları buradan daha iyidir. E bizim Yenişehir Bademli'mizin ne kabahati var? Çift yol demiyorum arkadaşlar. Bölünmüş yoldan falan vazgeçtim. Mevcut bir tane yolu patika yola dönmüş. Köstebek yuvası gibi olmuş. Bir yolu yapın. Biz sizden bölünmüş yol falan beklemedik. Onları beceremediniz zaten. Bari mevcut yolu tamir ettirin. Ha ama rahat olun, rahat olun. Hiç canınızı sıkmayın. 24 Haziran gecesi Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geliyor. Isparta'nın iki tane Cumhuriyet Halk Partili milletvekili olarak bu yolların hepsini teke tek biz takip edeceğiz. Ve biz yaptıracağız. Yenişehir Bademli hemşehrilerime de burada selam ediyorum. Rahat olun. O yolları en kısa zamanda ilk sizden başlayarak düzelteceğiz. Özellikle yine bunu toparlarsam evet. Isparta'ya merkez de dahil gelinmesi gidilmesini kolaylaştıracağız. Ulaşım. Hava yolu, demir yolu, karayolu. Üçünü de ulaşılabilir hale getireceğiz. Marka şehir yapacağız. Davraz'ı büyüteceğiz. Ve Isparta gülen insanların, mutlu insanların şehri olacak. Bakın bunun altını özellikle çiziyorum. Isparta'da Allah göstermesin, ben artık intihar oranlarıyla Türkiye'nin ilk üçüne girmek istemiyorum. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Ne tedbir alınması gerekiyorsa tedbir alacağız. Gençlerimizi, insanlarımızı mutlu olmasını sağlayacağız. Öncelik benim için gençler. Benim bir tek çocuğumun yüzü gülmezse ben üzülürüm. Bir tane gencimin boynu yere bakarsa üzülürüm. Ne gerekirse onu yapacağız. Gençlerin mutluluğu için biz üzerimize ne düşüyorsa ben onların emrindeyim. Gençler, siz mutlu olmanız için ne istiyorsanız yapacağız. Isparta'yı yaşanabilir bir şehir yapacağız. Evet. Şimdi bir soru var. İki tane gel. Ben hemen onu unutmadan sorayım. Diyor ki lütfen sorar mısınız diyor. Konu farklı ama ben hemen burada soru da sormuş olalım. Ali Selçuk isimli izlediğimiz muhtemelen Bayram Ali Selçuk. Kadınların diyor doğum borçlanması ve emeklilerin intibak yasası niçin partilerin programlarında yok demiş. Özellikle bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Esasında bugün sadece Isparta projelerini söyledik ama olsun. Siz sorduğunuz için genel bir sonraki programda esasında Türkiye'deki vaatlerimizi söyleyecektim. Partimizin şu seçim bildirgesini de bir sonraki programda tartışacaktık ama yeri geldi diye soruyorum. Evet. Biz farklı bir şey öneriyoruz. Diyoruz ki erkekler sigorta başlangıcı yaptıktan sonra aradaki askerlik dönemini ücretini ödemek şartıyla borçlanabiliyor geçmişe dönük. Hı hı. Ama kadınların böyle bir hakkı yoktu. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim bu seçim bildirgemizi önerdiğimiz şu. Arkadaşlar rahat olabilirsiniz. Kadınlar da doğum sürelerinin kadar borçlanma yetkisine sahip olacak. Yani çalışan bir kadınımız doğum süresinde ücretsiz olduğu dönem dahil borçlanarak, geçmişe dönük de borçlanarak bunu emekliliğine saydırabilecek.
Bu bir. İkincisi, özellikle öğretmenlerimizin borçlanabilmesi için devlet öğretmeni ya da özel sektör öğretmeni ayrımı yapmadan tüm öğretmenlerimizin eşit seviyede, dershanede de öğretmenlik yapılabilir, özel ders de verebilir, öğretmenlik icra eden herkesin eşit seviyede emekliliğini sağlayacağız. Evet. Kadın, erkek bu da fark etmeyecek. Evet efendim, dönelim projelere. Isparta Merkez, kısaca böyle efendim ilçeler, mesela, Elma Birlik, gelen dost ve iyidir çok kapsayan bir konu. Şimdi mesajlar geliyor, Mustafa Bey diyorlar, eğridir diyor, değil eğridir. İyi de der, eğridirsin. Eğridir. Çok mesaj geldi, geçen hafta geldi. Evet, geçen hafta onu bir yanlış söylemişim. Onu düzeltiyorum. Hızlı söylediğim zaman, bazen benim çocukluğumda biz oraya öyle söylüyorduk. Tabii o değişti. Ondan sonra eğridir oldu. Arkadaşlarım da hassas, özellikle bizim sayın basın. Bizim kavga, çünkü oradaki siyasi partilerin kavgasına taraf olduk. İkip siyasetine niye taraf oluyoruz? Onlardan biri kazandı, biri kaybetti. Etmiyorum, askeri eğitim tasvip etmiyorum dünyanın hiçbir yerinde. Sondırlar bize şu anda düşman oldu ve biz elma satamıyoruz. İki, elmayı nereye satıyorduk? Libya'ya satıyorduk. Evet. Şimdi Libya'da elma satamaz hale geldik. Çünkü Libya'daki şu anki Kaddafi'den sonraki yönetim de bize ters. Hatta o kadar ters ki Türk Hava Yolları uçakları Libya hava sahasının üzerinden geçerse bombalarız diyor. Neresi kaldı? Irak, Suriye satardık. Malum oralarda da savaş var. Dolayısıyla biz Isparta elmasını yurt dışına satmakta zorlanır hale geldik. Ne yapmamız lazım? İşte sizin sorunuz. Elma Birlik, Isparta elmasının dünyadaki elmalarla rekabet imkanını araştıracak. Hangi cins elmayı buraya getirirsek daha Avrupa'ya ihraç edebiliriz. Daha Rusya'ya ihraç edebiliriz araştıracak. Yeni olan bahçelerde bu cins, bu ağaçlar tavsiye edilecek, desteklenecek, elma verimi artırılacak, üniversitelerden bilimsel çalışma istenecek. Yani biz burnumuzun dibinde bu kadar üniversite varsa onlar bizim elmamızı geliştirmek için bize proje üretecek. Ha, bunların hepsini kim koordine edecek? Elma Birlik. Nasıl koordine edecek? Bu şekilde. Ha, Elma Birlik ile bitecek mi? Hayır. Yine o bölgede meyve organik sanayi belgesi kuracağız. Isparta, Eğridir, Gelendos üçgeninde meyve organize sanayi bölgesi kuracağız. Bu organize sanayi bölgesinin içinde kurulacak fabrikalara 10 yıl boyunca faizsiz kredi vereceğiz fabrika kuranlara. Burada çalışanlara, iş adamlarının çalıştırdığı personele 10 yıl boyunca SSK'sını devlete ödettireceğiz. Niye? Gelip buraya yatırım yapsınlar, fabrika kursunlar. Bizim meyvamızı sadece meyve olarak satmayalım. İşlenerek, katma değer ekleyerek satalım. Ne yapalım? Elmayı elma olarak satmayalım. Elma püresi yapalım, elma suyu yapalım, elma sirkesi yapalım, kurutulmuş elma yapalım, elma çerezi yapalım. Ve bunları işleyerek yapalım. Kiraz, vişne, vişnemizi suyunu yapalım. Kayısı, yani bütün elmayla, meyveyle, kirazı, vişnesi, kayısı ne varsa bunların hepsini işleyen fabrikalar olsun. Orada soğuk hava tesisleri kuralım. Orada ileri paketleme tesisleri kuralım. Dünyaya açılan o organize sanayi bölgesinden direkt Isparta Havalimanı'na bir hat oluşturalım. Uçaklarla dünyaya ihraç edelim. Eğridir'in yanına getirdiğimiz tren demir yoluyla direkt Antalya'ya frigorifik tren vagonlarıyla meyvelerimizi organize sanayiden direkt vagonlara yükleyerek tren yoluyla Antalya limanına indirelim. Oradan da dünyaya ihraç edelim. Bu maliyetleri düşürdüğümüz için dünyanın her tarafında bizim mallarımız, bizim meyvelerimiz daha çok satılır hale gelsin. Ne dedik? Elma birlik kuracağız. Ne dedik? Meyve organik sanayi bölge kuracağız. Yetti mi? Yetmedi. Uluborlu'da, Uluborlu hemşehrilerim benim gittiğimde evet, de söylediler. Biz dediler kirazımız çok iyi. Şöyle bizim de desteğe ihtiyacımız var. Haklılar. Kiraz birlik kuracağız. Kiraz birlikte Keçiborlu, Uluborlu, Senikent tarafındaki kirazlarımızın aynı şekilde elmada olduğu gibi daha ileriye nasıl taşınır? Atabey bölgesinde nasıl taşınır araştıracağız. Tabii burada Atabey dediğiniz için özellikle onu da söyleyeyim. Atabey'de pancar fabrikasının satışını engelleyeceğiz. Burdur şeker pancarı fabrikası satılmayacak ve Atabey Ovası'ndaki pancar üreticilerinin tekrar pancar üretmelerine destek olacağız. Ve pancarlarını satmalarını garanti haline getireceğiz. Artı Atabey deyince bir örnek vereyim. Çok da komik bir örnek arkadaşlar. Gidince neler görüyor insan? Biz fabrika kuralım, fabrika kuralım, fabrika kuralım diyoruz. Atabey'de bir tane daha eskiden kurulan bir fabrika var. Bizim eski belediye başkanımız Sayın Fuat Uyar'ın kurduğu Semalı Fabrikası. Fuat amcayı da çok sever sayarım. Isparta'ya çok büyük hizmetler olmuş bir insandır. Şu anda o fabrikayı bir kiracı alıp başka bir imalat kullanmak için iplikle ilgili bir imalat yapmak istiyor. Bunu fabrikaya kiralıyoruz mal sahiplerinden. Şu anda ne yapılmış biliyor musunuz? Atabey Belediye Başkanı
binanın ortasından yol geçirme kararı almış. Yani koskoca Atabey'de başka hiçbir yer kalmadı. Her taraf sanki Taksim Beyoğlu gibi dolu. Sadece bula bula fabrikanın içinden yol geç. Arkadaşlar güldürmeyin kendinize. Birbirinize kayıkçı kavgası yapmayın. Oraya bir vatandaş gelmiş, bir iş adamı gelmiş, 3-5 kişi çalıştıracak bir şey kurmaya çalışıyor. Sen oradan yol geçireceğine fabrikanın içinden, fabrikanın içinden derken yanlış anlamayın. Binayı yıkıyor, ortasından yol geçiriyor. Ha, şeyden değil. Araziden değil. Mevcut binanın ortasında. Komedi filmi gibi. Ben anlamadım. Yani benim anladığım bu. Yanlışsa düzelsin. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Ya yer mi kalmadı da fabrikanın binasının ortasından yol geçiriyorsun yıkarak? Niye? Oradaki işletmeci belki de sevmiyor. Ya da mal sahibine sevmiyor. Bu kadar basit hesap olur mu? Ben buraya bir tane fabrika kurulsun diye yerlere kırmızı halı sereyim diyorum. Senin oraya gelmiş Atabey'e biri fabrikayı işleteyim 3-5 imalat yapayım diyor. Sen adamı kaçırmaya uğraşıyorsun. Atabeyler siz de rahat olun. Biz Atabey Belediyesi'ni de alacağız. Uluborlu Belediyesi'ni de alacağız. Keçiborlu Belediyesi'ni de alacağız. Çünkü neden? Biz size hizmet etmeye aşığız. Biz size hizmet etmek için koşuyoruz. Bunlar gibi hayatı zorlaştırmayacağız. Bunlar herkes hayatı zorlaştırıyor. Yatırımcıya da hayatı zorlaştırıyor. İşçiye de hayatı zorlaştırıyor. Esnafa da hayatı zorlaştırıyor. Biz tam tersi destek olacağız. Yani şimdi buradan tekrar Keçiborlu'ya geleyim. Keçiborlu'yu turizm ağırlıklı Eğirdir'i turizm ağırlıklı yapacağız. Evet. Eğirdir'deki turizm değerlerini ön plana çıkaracağız. Oranın Davras Kayak Merkezi artı göl tabii. Artı etrafındaki değerleri ön plana çıkaracağız. Barla çok özel bir yer. Kendisine göre turizm imkanları var. Yurt dışından ve yurt içinden ziyaretçiler geliyor. Oranın Eğirdir'le bağlantılarını geliştireceğiz. Yani biz kimsenin geçmişinde düşünce davranışını tartışmıyoruz. Herkesin inançlarına saygılıyız. Herkesin görüşlerine saygılıyız. Cumhuriyet Halk Partiliyiz diye biz böyleyiz, böyleyiz değiliz. Biz özgürlüklerden yanayız. İnsan hak ve özgürlüklerinden yanayız. İnsanlar Barla'ya gelip ziyaret etmek istiyorsa gelebilir. Bizim için hiç problem değil. Biz destek oluruz, yardımcı oluruz. Taş üzerine taş kosana saygı gösteririz. Biz Isparta'ya ne pahasına olursa olsun, hangi şartlarla olursa olsun her gelene saygı duyarız. Yeter ki Isparta'ya gelsin, esnafımıza 3-5 kuruş para kazandırırız. Eğirdir'i bu şekilde yaptıktan sonra Yalvaç'a geçiyoruz. Yalvaç bizim için çok önemli bir yer. Yalvaçlı arkadaşlarım özellikle bunu söylemek istiyorum. Biliyorum bu iktidar sizi unuttu. Bu iktidar sizin eski değerlerinizden dolayı sizi yargıladı. Geçen gün Recep Bey bir beyanat veriyor. Aynen buraya da not aldım. Yanlış bir şey olmasın diye. 2002'den bu yana AKP'nin Isparta'da milletvekilleri oldu. Bunlardan sadece Süreyya Bey ile biz kaldık. İki geriye kalan. Sadece biz hizmet ettik. Diğerleri hizmet etmedi. Mahallinde bir beyanat. Arkadaşlar Erkan Mumcu'nun hiçbir hizmet olmadı. Sayın Bakanım. Nasıl böyle bir beyanat verebilirsin? Sayın Recep Özel senin yaptığının 100 misli fazlasını Erkan Bey bu Isparta'ya yapmıştır. Yani ben adı düşmez esasında Erkan Bey'i savunmak ama böyle bir şey olur mu? Ha Yalvaç'ı siz önemsemiyorsunuz. Erkan Bey Yalvaç'ın yetiştirdiği değerlerden biridir. Ben bir Yalvaçlı hemşerisi olmamakla beraber bir Ispartalı hemşerisi olarak diyorum ki Erkan Bey'e de Allah razı olsun. Bizim eski bakanlarımız İbrahim Gürdal'a Allah razı olsun. Bunlar sayesinde Davraz vardır. İki eski turizm bakanımız Ispartalı. Bizim taş üstüne taş koyan eski milletvekillerimize hepsine Allah razı olsun. Bizim Mevlüt Coşkuner'imize Allah razı olsun. Bizim Mustafa Çaböner'imize Allah razı olsun. Bunların hepsi bu şehre hizmet vermiştir. Ertekin abimize, Ertekin Durutürk abimize Allah razı olsun. Dün ameliyat oldu. Bu arada geçmiş olsun diyorum Ertekin abiye. Allah acil şifa versin. Bunların hepsi Ramazan Gül abimize Allah razı olsun. Şimdi ismini hatırlayamadığım bir sürü Isparta. Ömer Bilgin abimize Allah razı olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Adalet Partisi'nin, Doğru Yol Partisi'nin daha evvel geçmişteki Cumhuriyet kurulduğu bugünden bugüne tüm hizmet eden milletvekillerine Allah razı olsun. Sayın Dilek, AKP milletvekili. Sayın Dilek, Sayın Dilek Bey Allah razı olsun. Ali Haydar Kurt. Haydar Kemal Kurt. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şu anki iki tane beceriksiz Isparta milletvekili hariç bugüne kadar Cumhuriyet'in kurulduğu bugüne kadar ki tüm Isparta milletvekillerine teşekkür ediyorum. Hepsine Allah razı olsun. Ha bunlara niye teşekkür etmiyorum? Daha görevleri bitmedi. Başladıkları işleri bitirsinler. O zaman saygı duyacağım, teşekkür edeceğim. Ha bunlara da fırsat vermeyeceğiz. İktidar biz geliyoruz çünkü. Ha şimdi Yalvaç'a geleyim. Tekrar evet. Yalvaç'a döneyim. Yalvaç'ı turizm merkezi yapacağız. Erkan Bey'in orada başlattığı Antakya kentini tekrar dünyada gelen insanların gelmesi için bir bahane haline getireceğiz. Başka ne yapacağız?
Orada dericilik sanayi çok gelişmekte olan bir yerde. Onların bir arıtma ile ilgili problem var. O arıtmayı çözerek deri organı sanayiyi kurdurmaya çalışacağız. Orada ne yapacağız? Ticaret. Yalvaçlar ticareti çok iyi bilir. Ticareti geliştirmek adına özel projelerine teşvik edeceğiz. İhracata dönük sanayileri geliştirmesini için teşvik edeceğiz. Üniversiteyi büyüteceğiz. Fakülteleri büyüteceğiz. Yani Yalvaç'ı eski günlerine döndüreceğiz. Üzülerek öğrendim, bu iftara gittik. Bir rakamları yaptık. Ben çünkü gurur duyarım. Ben babam rahmetli gıda toplantısıyken her hafta salı günü Yalvaç'a giderdim. 7-8 sene boyunca elimde çanta bakkal bakkal gezip mal satardık. O zaman gördüğüm zaman Yalvaç cıvıl cıvıl hareketli bir yerdi. İnsanlar gelirdi, hareketli ticaret olurdu. Ve Yalvaç esnafı çok düzgün, dürüsttür. Peşin para malını alır, bir gün veresi yapmaz, bir gün seni zor durumda bırakmaz. Bu esnaflar hepsi yorgun. Gittim, sokaklarda kimse yok. Yalvaç'ı size söz veriyorum, eski canlı günlerine getireceğiz. %20-25 Yalvaç'tan göç olmuş. Neden göç olsun Yalvaç'tan? Eskiden insanlar Yalvaç'a koşardı. Akşehir'den, Konya'nın ilçelerinden Yalvaç'a göç alırdı. Şimdi tam tersi olmuş. Yalvaçlar, emin olun biz size tekrar eski günlerinize getireceğiz. Ben buradan söylüyorum, ben artık Yalvaç milletvekiliyim. 24 saat emrinizdeyim. Erkan Bey gibi olamam, diğer Yalvaçlı milletvekiller gibi olamam. Bizim bir evvelki milletvekilimiz İrfan abi gibi olamayabilirim. Onlar sizin evladınızdı. Ama ben de sizin evladınız olmaya talibim. Bir Yalvaçlı kadar Yalvaç'ı çok seviyorum. Bir Yalvaçlı kadar Yalvaç'ı çok önemsiyorum. Sizin içinizden gelen biri olarak kabul edin beni. Ve size hizmet etmek için elimden geleni yapacağımı inanın. Ve göreceksiniz. Evet. Geçelim oradan. Efendim şöyle yapalım isterseniz. Bir reklam arası verelim. Bir saate yaklaştık. Tamam. İzin verirseniz. Ondan sonra devam edelim. Evet değerli izleyiciler, program çok hızlı, çok akıcı gidiyor. Çok kısa bir reklam arası var. Sonra tekrar birlikteyiz. Evet efendim yeniden birlikteyiz. Siyaset hızlı bir şekilde devam ediyor. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Isparta 1. Sıra Milletvekili adayı Sayın Mustafa Ceyhan. Efendim Sayın Ceyhan ilk bölümde hem sorulara cevap verdi hem de merkez dahil ilçe ilçe neler yapılacağını, projelerini anlatıyor. En son Yalvaç'ı konuşmuştuk. Efendim hangi ilçe var sıramızda? Şimdi Şarkıraç'ta kalmıştık. Oradan devam edelim. Şimdi Şarkıraç bizim çok önemsediğimiz ilçelerden biri. Özellikle bizim ilçe başkanımız, milletvekili adayımız İzzet Beydoğan kardeşimiz de orada olduğu için. O da çok çalışkan bir arkadaş. Oradaki çalışmaları da yakinen takip ediyoruz. Orada biz her yerde olduğu gibi oranın da yeterince hizmet alamadığını düşünüyoruz. Biz hizmeti alması için elimizden geleni yapacağız. Ve orayla ilgili neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz çok ciddi araştırmalar yaptık. Bir kere bizim Şarkıraç'taki birinci tespitimiz oranın kapalı devre bir sulama sisteminin getirilmesi. Çünkü orada kapalı devre sulama sistemi olmadığı müddetçe tarımda belirli bir mesafe almamız kolay görünmüyor. Tabii aslında bu sorun tüm Isparta'nın şeyi. Isparta'da var ama tabii Karaağaç'ta biraz ova daha biraz fazla. Ova biraz daha büyük. Orada çünkü ova büyük şey yap. Yolların bitirilmesi acilen. Mesela biz hep bunu söylüyorum. O yol hala bitmedi. Konya bağlantısı. Ve Karaağaç'ın bir sıkıntısı da şu. Tabii diğer ilçelerde de var ama adliye yok, askerlik şubesi yok, hastanesinde doktor yok. Adliye var şey, şube yok. Askerlik şubesi yok. Adliye, bazı ilçelerde adliye yok. Şimdi öyle bir hale geldik. İlçelerimiz o kadar ufaldığı için bunlar birbirlerine girmiş hale geldi. Ve bir şekilde artık küçülen, göç veren ilçelerimizin bu hizmetlerini diğer ilçelerden alır hale getirdik. Mesela bizim en büyük teşviklerimizden biri Şarkıraç'a bir yem fabrikası olması gerektiği düşünüyoruz. Yani spesifik Şarkıraç ilçesinde. Yani biz şöyle görüyoruz. Yeri gelmişken söyleyeyim. Teşviği genellemeyeceğiz biz. Ya mesela şu bölge teşvik olur. Öyle değil. Bölgesel nokta atış. Diyeceğiz ki Şarkıraç ilçesinde yem fabrikası ihtiyacı vardır. Ürün bazlı, ilçe bazlı, sektör bazlı. Evet. Niye? Gel buraya tesis yap. İşte elma meyve organize sanayi bölgesi içinde elma püresi. Gel bu fabrikayı yap. Sana şu teşvikleri vereyim. Bunun da sebebi bakın yeri gelmişken parantez açayım arkadaşlar. Maalesef bizim yanlışlarımızdan biri de şu. Belirli yaşı büyük olan arkadaşlar bilirler. Eskiden devlet planlama teşkilatı vardı. Evet. Devlet Planlama Teşkilatı'nda Ankara'da rahmetli Özal mesela Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarıydı. Bizim İstanbul milletvekilimiz İlhan Kesici Bey eski Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarıydı. Ne yapardı Devlet Planlama Teşkilatı? Ülkenin şehir şehir, sektör sektör 5 yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık planları yapardı. Birinci 5 yıllık kalkınma planı, ikinci 5 yıllık kalkınma planı diye. Ve dolayısıyla devletlerin
önündeki 100 yıllık planlar olurdu. Çünkü devletler de 50 yıl, 100 yıl hiçbir şeydir. Göz açıp kapınca kadar geçer. Fani insanlar da yıl önemlidir. Devletler de 50 yıl ne olabilir ki? Şimdi ne yaptılar? Bunun arkadaşlar gelir gelmez ilk yaptıkları iş devlet planlama teşkilatını kapattılar. Böyle bir planlama yok artık. Ha Türkiye'de de yok. Bizim Isparta'da da yok, Karaağaç'ta da yok. Şarkaraç'ta da yok. Biz diyoruz ki her ilçeyi planlayalım. 10 sene sonra nerede görmek istiyoruz? Bana göre ben diyorum ki Şarkaraç ilçesi 10 sene sonra tarım, hayvancılıkta daha ön plana geçmeli. Dolayısıyla yem fabrikası kurulmalı. Daha ne yapmalıyım? Beyşehir Gölü kenarında nefis coğrafyalar var. Gedikli diye bir köyümüz var. Buradan Gedikli'de bütün hemşehrilerime çok selam söyleyeyim. Benim bir de Gedikli'de bir uğrum vardır. Ben seçimin son gecesi en son siyasi toplantıyı Gedikli'de yaparım. Ha böyle yaparım. Tabii benim uğrum odur. Bu sene böyle mi olacak? Öyle de olacak. 23'ünde olacak. 23 Haziran gecesi en son toplantıyı Şarkaraç Gedikli'de yapacağız. Gedikli hemşehrilerime şimdiden söylüyorum. Kimseye söz vermeyin. O gece beraberiz. Ve Gedikli'de Cumhuriyet Halk Partisi en yüksek oy alır. Bu sefer rekor alacağız. Dolayısıyla Gedikli dahil Beyşehir Gölü'nün kıyısında turizmi geliştireceğiz. İnsanların oraya gelip görmesi için bahaneler yapacağız. İnsanlar artık hizmet sektörü çok gelişti. Hizmet sektörü nasıl gelişti? Hepimiz bir yerlere geziyoruz. Bugün Eskişehir'e Yılmaz Büyükerşen'den dolayı günde 180 otobüs Türkiye'den turist geliyor. Çeşitli illerden. Niye? Eskişehir o kadar gelişti ki insanlar oraya görmeye geliyor. Bizim de Türkiye'nin her yerinden turistler gelecek sebepler yaratacağız. İşte oradan Yenişehir Bademli'ne geçiyorum. Dün oradaydım. Bizim çok başarılı bir belediye başkanımız evet. var Mustafa Erdem. Onun eserlerini dün burada canlı yayında da anlattık. Turizmde merkez haline getireceğiz. 16 bin metre uzunluğunda bir mağara var. 16 bin metre? Evet. Hiç duydunuz mu? Duymadınız. Gördünüz mü? Görmediniz. Ben buradan bütün Ispartalılara söylüyorum. Gidin Yenişehir Bademli'nin o dağının güzelliğini, o coğrafyanın güzelliğini, o mağaraları, o tabiat harikası yerleri bir görün. Ve bu kadar mütevazi insanların olduğu bir şehirde 1160 metrede tertemiz oksijende 2 gün kalın. Ve gençleşerek dönün. Detoks olun. Sağlığınız gelişsin. Ha bunu sadece Spartalı'ya demeyeceğiz. Bütün Türkiye diyeceğiz. Benim için mesela İsviçre'de Davos diye bir kent vardır. Orada yılda bir iki kere toplantı yapılır. Dünyadan büyük iş adamları gelir, siyasiler gelir. Davos toplantılar adı altında. Benim de hayalim, Isparta ile ilgili çok hayallerim var. Zaten hayal olmayan insanın hedefleri de olmaz. Benim hayallerimden biri de Yenişehir Bademli'yi Davos gibi toplantı merkezleri yapmak. Yılda belirli bir zamanlar orada toplantı yapmak. Mesela belediye başkanımız sanata çok meraklı. Çok evet, da değer veriyor. Çok da katkısı oluyor. Katkısı da oluyor. Resim çalıştayları yapıyor. Dünyanın her yerinden, Türkiye'nin her yerinden ressamlar geliyor. Orada onlara değer veriliyor. Onlara imkan veriliyor. Ve yeni resim üretimleri yapıyorlar. Dolayısıyla o resim çalıştayının olduğu dönemde dünyanın her yerinden insanları oraya getirip konferanslar verdireceğiz. Bunu devlet olarak, hükümet olarak teşvik edeceğiz. Reklamını biz yapacağız. Parasını biz harcayacağız. Uçak biletlerine gelenlerin biz alacağız. Niye? Yenişehir Bademli'nin adını bütün dünyaya duyurmak için. Oradan geçiyorum Aksu'ya. Aksu bizim çok önem verdiğimiz ilçelerimizden biri. Maalesef hak ettiği yerde değil. Arada kalıyor. Orada da çok değerli bir belediye başkanımız Ali Bey var. Ali Kaya Bey. Onun hizmetleriyle elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama maalesef hem Yenişehir Bademli hem Aksu 10 yıldır muhalefette oldukları için hükümetten yeterince destek almıyorlar. Hep örnek veriyorum. Keçiborlu Belediyesi'ne giden paranın 10'da 1'i Yenişehir Bademli'ye gitse Paris yapardı oraya. Uluborlu Belediyesi'ne giden paranın 10'da 1'i Aksu Belediyesi'ne gitse Londra yapardı orayı. Ha bizim belediyelere gelince para yok. O yüzden arkadaşlar sıkın biraz daha dişinizi. İktidara geliyoruz ama biz bunların yaptığı gibi yapmayacağız. Merkez ilçe dahil 13 ilçemize de çok para verdireceğiz. Ha sizden kestirmeyeceğim o parayı. Kimden? Artık Bucaklılar düşünsün. Artık Burdurlular düşünsün. Artık Sandıklılar düşünsün. Neden? Bizim vekillerimiz bütçeden yeteri pay alamıyor. Biz yeteri pay almalarını sağlayacağız. Diğer vilayetler alamazlarsa o benim problemim değil. Önce bizim Isparta ve Isparta'mızın ilçelerine gelecek para. Dolayısıyla Aksu'ya da Aksu'nun altyapısını geliştireceğiz. Aksu'yu da turizmi, ticareti geliştirmeye çalışıyoruz. Oradaki köylerle ilgili bağlantı yollarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Orada ticareti arttırmayı düşünüyoruz. Meyvacılığı geliştirmeyi düşünüyoruz. Biraz evvel söylediğim elma birlik ve elma meyve organ sanayi bölgesinin bağlantılarını geliştirmek istiyoruz. Aksu'nun da yolunu maalesef diğer ilçe yollarımız gibi çok kötü acilen yolunu yapmak istiyoruz. Şimdi oradan Eğridir'e iniyoruz. Eğridir dediğim gibi Eğridir'imizi bir merkez, cazibe merkezi getireceğiz.
Orada insanları mutlu hale getireceğiz. Askeri birliği büyümesi için mücadele edeceğiz. Askeri birlik yanında üniversite öğrencilerinin sayısını çoğaltacağız. Niteliğini ve niceliğini çoğaltacağız. Müstakil, sırf orası için ayrı bir üniversite kanun teklif vereceğiz. Ve Eğirdir Üniversitesi örnek bir üniversite olacak. Atabey'e geçiyoruz. Atabey maalesef bizim en sıkıntılı olduğumuz ilçelerden biri. Isparta'mızın bu kadar yakında olup bu kadar ihmal edilebilen başka bir ilçe olamaz. İşte söylediğim gibi pancarının tekrar ekilmesini ve pancarımızın tekrar satılmasını garanti altına alacağız. Sanayiyi geliştireceğiz, evet. Ve insanlarımızın orada yaşayabilir halde olmasını isteyeceğiz. Bu arada çok enteresan, güzel, bir şey anlatmak istiyorum. Dün Yenişehir Bademli Belediye Başkanımız söyledi. Bu sene Yenişehir Bademli'de ilkokul 1'e başlayacak öğrenci sayısı kaçmış biliyor musunuz? Yok. 1. Maalesef Isparta'nın durumu bu. Evet. Yani koskoca Yenişehir Bademli ilçesinde bu sene ilkokula başlayacak öğrenci sayısı 1. Yani nüfusu, hep nüfus veriyoruz, göç veriyoruz, göçü geri almamız lazım. Aslında bu programda ilginç nokta burası. Bir kişi başlıyor, bir ilçede. Koskoca ilçede birinci sınıfa başlayacak bir öğrenci var. Dolayısıyla onunla ilgili ikinci sınıfla beraber bir sınıf açacaklar. Düşünün. Yani arkadaşlar, her şey toz pembe gibi gösteriyor iktidar. Her şey toz pembe ise niye bu böyle? Hani kutup ayısı yavrusu varmış, annesine gitmiş. Anne demiş, biz kutup ayısıysak ben niye üşüyorum? Onun benzeri. Her şey mükemmeldi de biz niye bu kadar sıkıntı çekiyoruz? Şimdi evet, soru gelmiş hemen. Şarkıgaraj'dan 4-5 oldu. Kızıldağ'la ilgili bir projesi yok mu Mustafa Bey'in demiş. Kızıldağ Şarkıgaraj'ın simgesidir. Şimdi tabii Kızıldağ, özellikle onu sona bıraktım. Sağlık uygulama tebliği diye bir tebliğ var. Bu sağlık uygulama tebliğinde bazı bedeller, bazı giderler bu tebliğ dahilinde karşılanabiliyor. Biz Kızıldağ'la ilgili yaşlıların, belirli bir yaş grubundaki insanların sağlık uygulama tebliğine sokularak oradaki giderlerin devlet tarafından karşılanmasını projelendiriyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Kanun mevzuat inceleniyor. Arkadaşlar, burada söylediğimiz her şeyi araştırarak söylüyoruz. Mesela Kızıldağ'daki bu sağlık uygulama tebliğine oraya sokarak yaşlıların gelip orada dinlenmesini devletin ödediği bir gidere yani sokabilir miyiz? Yani bugün nasıl fizik tedavi için kaplıcıya gidip gidiyorsa aynı pozisyonda. Aynı ama orada da oranın oksijeni çok fazla olduğu için oksijenden faydalanarak özellikle astım hastaları gibi oksijenin ihtiyacı olan hastalara işte Kızıldağ'daki kalması ücretini devlet öder diye bir madde sokturabilirsek, o zaman bütün Türkiye'den astım hastaları gelip Kızıldağ'da tedavi görme amacıyla, devletin desteğiyle çalışabilecek, yaşayabilecek. Onu da araştırıyoruz. Bunu ilk fırsatta sağlık uygulama tebliğine sokturmaya çalışacağız. Evet. Efendim, evet, Şarkıgaraj'dan selamlar gelmeye başladı. Gedikliler özellikle mesaj çekiyorlar, bekliyoruz diye. Eyvallah, sağ olun. Geleceğim sevgili Gedikli hemşehrilerim. Evet efendim, Ata Bey söylediniz. Şimdi Uluborlu, ben özellikle oradan devam etmek istiyorum. Dediniz ki Eğirdir'de ve gelen dosta özellikle ikisi için bir elma birlik kuracağız dediniz. Sadece pazarlamak için değil, Ar-Ge'si, ne bileyim meyvesi, ilaçlaması, her şeyi organize sanayi dediniz. Uluborlu için de bir kiraz birlik dediniz. Kiraz birlik ve kiraz borsası. Borsası. Şimdi arkadaşlar, niye kiraz borsası diyorum. Bizim Isparta'da borsamız var. Tabii ki onların kendilerine göre çalışmaları da var. Bizim sırf kirazla, spesifik olarak kirazla ilgilenen bir kiraz borsası projemiz var. Sebebi şu, Uluborlu kirazı dünyanın en iyi kirazlarından biri. Evet. Uluborlu kirazından gurur duyuyoruz. En örnek aldığımız kirazlardan biri. Bizim ortalama ihracat fiyatımıza bakıyoruz ki yüksek fiyat olmasına rağmen 2.90 dolar civarında ortalama. Hı. Bu artı oluyor, eksi oluyor. En iyisi ortalama bu fiyatlar. Bir araştırma yaptırdım ben. Bu araştırmalarda şu anda Singapur'da 13 dolar bir kiraz. Kilosu. Evet. Şili yine çok meşhur, Güney Amerika. Şili'de 8-10 dolara kadar çıkıyor. Bizim dünyanın en iyi kirazı Türkiye'de olmasına rağmen 2.90 dolara biz kirazı satabiliyoruz. Neden? Biraz evvel söylediğim gibi bir kiraz borsamız da yok. Uluslararası piyasadan haberimiz yok. Esnaf, iş adamları geliyor, bizim elimizden kirazımızı alıyor, dünyaya götürüyorlar, satıyorlar. Kaça satıyorlar, nasıl satıyorlar? Onu biz borsa olarak takip edemiyoruz. Halbuki bir kiraz borsamız olsa, dünyayı takip edebilse ve dünyadaki işte Singapur fiyatı veriyorum, Şili fiyatı veriyorum, bunları inceleyebilse ve ihracatı kolay hale gelebilse, çünkü kiraz kıymetli bir mal olduğu için uçakla da gönderilebilir. Yani sen 13 dolara Singapur'da kiraz satıyorsan, kirazı buradan 1-1,5 dolara Singapur'a kilosunu gönderebilirsin.
Yani bu artı eksi de olabilir. Yani 13 dolarlık bir mal 1 dolar 2 dolar nakliye ile Singapur'a gönderilebilir. Kiloda, evet. Uçakla. Ucuz bir şey olsa, buğday olsa gönderemezsin bunu. Ama kiraz kıymetli bir meyve. Ha, dolayısıyla dünyada nerede fiyat ucuz, pahalı? Kirazımızı oraya yönlendirmemiz lazım. Biz bize gelen insanlara sadece kiraz satıyoruz. Halbuki biz dünyayı araştırıp bizim yönlendirmemiz lazım. Bunu kim yapacak? Kiraz Birlik. Kim yapacak? Kiraz Borsası. Bunun için Uluborlu arkadaşlara şunu söylüyorum. Artık rahat olalım. Uluborlu'da bu iş daha da yaygınlaşacak. Düzgün hale gelecek. Ve daha tek tek söyleyeceğim. Uluborlu'ya geldiğim zaman daha notlarımız var. Burada genel konuştuğum için çok teknik detaya girmiyorum. Üniversitenin kapasitesini arttıracağız. Oradaki adliye konusundaki problemlerinizi biliyoruz. Onları çözeceğiz. Ve Uluborlu'yu da tekrar eski günlerine geri gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Göç veren değil, göç alan şehir yapacağız. Senirkent'i özellikle söyleyeyim. Senirkent bu gittiğimizde bizi bağrına bastı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Senirkent'te arkadaşlar, Ulubeyli arkadaşlar, Büyükkabacalı arkadaşlara, bütün köydeki arkadaşlarımıza. Senirkent'te biz 3. partiydik. Bu gittiğimizde gördük ki artık 1. parti olmuşuz. Öyle bir ilgi, öyle bir alaka, öyle bir coşku var. Senirkent'le ilgili de bu üzümün çekirdeğinden yapılan ürünleri çoğaltacağız. Üzümü faal hale getireceğiz. Üzümle ilgili sanayiyi çoğaltacağız. Jeotermal kaynakları araştırıyoruz. Senirkent'in jeotermal kaynaklarıyla Kütahya Simav gibi bir yeraltı ısıtılma ile ilgili bir proje var. İlginç, ben iddia ediyorum. Öyle bir evet, şey öyle var bir mı? Proje var. Öyle bir işte... Onunla ilgili bir projeyi araştırıyoruz. Daha kesin rakamsal boyutları netleşmedi. Yani böyle bir tabir yerindeyse ekonomik olur mu ya bakıyoruz. Ekonomik olursa jeotermal kaynaklarıyla Senirkent'in ısıtılması ve enerji kaynağı olarak kullanılması ile ilgili bir araştırmamız var. Bir üniversite tez raporu bu. Bakın üniversiteler böyle kullanacaksınız. Üniversitenin tezlerini araştıracaksınız, doktora tezlerini araştıracaksınız. Bunlardan işinize gelen doğruları seçeceksiniz. Ben üniversite hocaları arkadaşlarıma saygı duyuyorum. Onlar Türkiye'yi araştırıyorlar, inceliyorlar, bakıyorlar. Akademisyenler, öğretim görevlisi arkadaşlar. Evet. Bunların içinden ben meraklıyım biraz, araştırıyorum. Isparta ile ilgili hangi doktora tezleri var? Bakın biraz önce söylediğim Singapur kiraz fiyatını ben bir öğrencinin araştırma tezinden buldum. Yakın tarihli 2018 tarihli bir araştırma tezine girdim. Singapur fiyatını referans vermiş. O arkadaşın referansıyla söylüyorum. Bunlar böyle olur. Bizim burnumuzun dibinde böyle bir üniversite var. Biz araştırma raporlarını okumuyoruz. Doktora tezlerini okumuyoruz. Profesörlük tezlerini okumuyoruz. Niye kurduk? Sadece apart kiralamak için mi? O yüzden arkadaşlar biraz da kendimize bulalım bazı şeyleri. Biz de Isparta'yı yönetenler, yönetmek isteyenler, iş adamları, esnaflar biraz da kendimizi geliştirelim. Hep dışarıdan beklemeyin. Üniversiteden faydalanalım, teknik adamlardan faydalanalım, dünyadan faydalanalım. Ticaret ve sanayi odalarımız. Cuma günü Ticaret ve Sanayi Odası'nı yönetimini ziyaret edeceğim. Orada da söyleyeceğim bu projeleri ve bundan başka projeleri. Lütfen siz de ön ayak olun. Siz siyasilerin önünde olun. Siyasiler sizin önünüzde olmasın. Siyasiler sizin önünüze geçmiş. Sivil toplum kuruluşlarının önüne geçmiş. Halbuki tam tersi. Biz sizin emrinizdeyiz. Biz Isparta Sanayi ve Ticaret Odası'nın emrindeyiz. Biz Isparta Esnaf Kefalet Kooperatifi'nin Esnaf Birliği'nin emrindeyiz. Biz sendikaların emrindeyiz. Ben, hadi biz demeyeyim, diğer arkadaşları bilemem. Ama ben ve Isparta'da ikinci milletvekilimiz olacak Sayın İsa Bey, onun arkadaşım olarak onun da sözünü verebilirim. Biz Mustafa Ceyhan ve İsa Dinçtürk olarak iki Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olarak sivil toplum kuruluşlarının emrindeyiz. Ticaret odaları, sanayi odalarının emrindeyiz, borsaların emrindeyiz. Siz bizim önümüzde olun. Biz sizin arkanızdan mücadeleye devam edelim. Biz sizi önden gelmeyelim. Biz sizin amiriniz değiliz. Biz öyle bir hava olmuş ki ben maalesef onu görüyorum. Isparta'daki sivil toplum kuruluşları, sivil toplum kuruluşu özelliğinden çıkmışlar. Bir devlet dairesi hüviyetine girmişler. Emir hiyerarşiyle çalışan, talimat alan, talimat verilen, öyle bir şey olmaz. Siz kabul etseniz bile ben sizin adınıza kabul etmiyorum. Baro'ya gittim geçen gün. Baro bizim Isparta'nın en aydın, en özgürlükçü sivil toplum kuruluşlarından biri. Saygı duydum. Pırıl pırıl gençler var ve bize önder olun diyorlar. Bize beraber çalışalım diyorlar. Biz de onlara dedik ki tam tersi. Bravo, sizin yaptıklarınıza biz size takviye edelim. Biz sizin arkanızdan gelelim dedik. Yani yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Orada da söylediğim bir cümle var. Siz dedi Mustafa Bey, ilk gelen biziz, milletvekili adayısınız ve biz şunları talep ediyoruz diye bize bir liste verdi. O liste benim onlara söylediğim konularda neydi? Adalet hızlı olmalı. Evet. Adalet herkese eşit olmalı.
Adalet insanları birbirinden ayırmamalı. Geç gelen adalet adalet değildir. Buna benzer konuları söyledik ve sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirdik. Şimdi arkadaşlar oradan geldik Senirkent'e. Senirkent'ten sonra tekrar toparlarsak Isparta'nın Keçiborlu Gönen. Keçiborlu Gönen'imiz de var. Keçiborlu'da arkadaşlar orada benim bir düşüncem var. Tabii biz Keçiborlu'yu en büyük projemiz Sivil Havacılık Üniversitesi. Tabii. Çünkü Isparta'nın Keçiborlu Gönen ilçesinin en büyük kazanımı Isparta Sivil Havacılık Üniversitesi olacak. Binlerce dolarla para ödeyen insan gelecek. Keçiborlu'nun şekli şemali değişecek. Ama bu geçecek mi? Hayır. Ben Kükürt'le ilgili kapanan fabrikayı hala kafamın bir tarafında duruyor. O fabrika niye kapandı? O Kükürt niye kullanılamıyor? Hala araştırıyorum. Bununla ilgili bütün dünyadaki üniversite tezlerini araştırıyorum. 3 tane üniversite hocası, akademisyen arkadaşıma, öğretim görevlisi arkadaşlarıma, bir tanesi de ODTÜ'den, ODTÜ'de şu anda faal olan bir maden mühendisi arkadaşıma, Kükürt'le ilgili ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız araştırtıyorum. Orada bizim bu Kükürt'ü tekrar aktif hale getirebilir miyiz onu araştıracağız. Onun haricinde ticareti geliştireceğiz. Keçiborlu'yu tekrar yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Keçiborlu'da eskiden binlerce insan çalışırdı. Maalesef orayı günden güne atıl hale getirdik. Gönen bizim gururumuz. Gönen ilçesindeki bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gönen bizim en başarılı olduğumuz ilçelerden biri. Oraya da söylediğim gibi biz Sivil Havacılık Üniversitesi başta olmak üzere üniversitenin bölümlerini arttıracağız. Üniversitedeki fakültelerin bölümlerini arttıracağız. Öğrenci sayısını arttıracağız. Meyve ile ilgili konuları burada da geliştireceğiz. Organik sanayi bölgesini geliştirerek, aktif hale getirerek organik sanayi bölgesinde çalışan fabrikalardaki iş gücünü arttıracağız. Biz tabii orada organik sanayi bölgenin yakınına Gümüşgün Köyü'ne kadar geldik. Arkadaşlara sordum. Arkadaşlar kaç fabrika çalışıyor? Onlar dediler ki ya Mustafa Bey fabrikalar kaç çalıştığını biz bile bilmiyoruz. Çünkü neden? Bir gün kapanıyor bir gün açılıyor. Maalesef sanayici bu durumdan kurtaracağız. Sanayici sürekli açık halde çalışacak. Evet. İlçelerle ilgili genel söyleyeceklerim bunlar. Genel olarak bunları tek tek ilçelere gittiğimde de detaylandırıyoruz. Yani her ilçenin kendine özgü özelliği varsa o hani bu, az önce burada söyledi. Lokalinde bu iş çözeceğiz. Şimdi burada her bir ilçeyle ilgili bunların yani altını doldurarak yani örneğin ne diyoruz? İşte Senirkent'te ne yapabiliriz? Gönen'de ne yapabiliriz? Bunun altını doldurarak ana 2-3 projemiz var. Bunlar lokal projemiz. Tabii bir de bizim partimizin Türkiye projelerinde iz düşüm olacak. Onu ayrıyeten bir daha söyleyeceğim. Evet. Ama Isparta ile ilgili üreten, büyüyen, gelişen ve altını çizerek söylediğim birinci cümle mutlu bir Isparta yapacağız. Üreten, büyüyen, gelişen ve mutlu bir Isparta. Ve mutlu. Çünkü ben artık buna çok önemsiyorum. Arkadaşlar dünyanın her yerinde öncelik insanın mutluluğudur. İnsan mutlu olmadıktan sonra her şeyimiz olsa neye yarar? İnsanın mutluluğu, sağlığı olmadıktan sonra her şeyimiz olsa neye yarar? Biz gençlerimizi mutlu olmalarını istiyoruz ve gençlerimizin Isparta'da mutlu olmalarını istiyoruz. Bunun için her şeyi sosyal odaklı yapıyoruz. İnsan mutluluğu üzerine yapıyoruz. Kültür odaklı yapıyoruz. Sanat odaklı yapıyoruz. Ve Isparta'mızı mutlu bir şehir haline getireceğiz. Gülen insanlar şehri yapacağız. Doğracık. Evet. Şimdi eskiden siyasette sürekli her seçim döneminde bir anahtar vaadi olurdu. İki anahtar, bir ev, bir araba vaadi olurdu. Şimdi bu TOKİ meselesi var. Ucuz konutla ilgili çok sayıda soru da geliyor bu konuyla alakalı. TOKİ projelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli buluyor musunuz? Sizin yönetiminizde Isparta bu anlamda hak ettiği ucuz konut projeleriyle buluşabilecek mi? İlçelerle alakalı böyle bir çalışmanız var mı? Biraz şimdi bunlarla tabii ki ilgili. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu konuda da incelemeler yaptık. Çevre illerde TOKİ projeleri hangi aşamada ona baktık. 3 sene evvel ben Emekler Derneği'ne gittiğim zaman Emekler Derneği'ne gideceğim. Yine randevum var Cuma günü. Bana yine söyleyecekler TOKİ bize ucuz ev verecek. Arkadaşlar sevgili emeklerim Cuma günü orada geldiğimde yine söyleyeceğim. 3 sene evvel size bunlar söz vermedi mi? Söz verdi. Ne oldu 3 senedir? Hani TOKİ emeklere ev yapıyordu? Jack, hayatı yapacağız, edeceğiz. Yapacağız, edeceğiz de geçen bir 3 sene geçirdiniz. Geçen 12-13 seneyi söylemiyorum. 16 senedir Jack'çaklarla geçiyor. Biz Jack'çak demeyeceğiz. Biz TOKİ marifetiyle mi olur? Yoksa kooperatifleşmeyi destekleyerek mi olur? O detay. Çünkü bununla da ilgili düşüncelerimiz var. Çünkü devletin her işe
karışmasını bu kadar istemiyoruz. Devlet müteahhit değildir. Devlet, bunlar mantığı bu. Hep inşaat yap, inşaat yap, inşaat yap. Hep müteahhitlere iş ver, iş ver, iş ver. Onlara hak ediş öde, hak ediş öde, hak ediş öde. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz özel sektörü ön plana çıkararak ucuz konut vermeyi de düşünüyoruz. Kooperatifleşmeyi tekrar harekete geçirmeyi düşünüyoruz. İnsanların beraberce, birlikte daha ucuza ulaşmasını düşünüyoruz. Artık eski kooperatifleşme metotlarını ön plana getirmek istiyoruz. İnsanların beraberce, dostlukla hareket etmesini düşünüyoruz. Bizim Isparta biliyorsunuz Gülistan Mahallesi dahil çoğu mahallemiz kooperatif usulü yapılmıştı. Evet. O zaman TOKİ mi vardı? Yok. Belediye evleri vesaire. Ha yani bunlar kooperatiflerle sistemi olmuştu. Biz tekrar kooperatifleşmeye destek vererek, ucuz arsa sağlayarak, onların inşaatı yapabilmeleri için imece usulü maliyetlerini düşürterek daha beraberce yapmalarını önemsiyoruz. Ha bunu yapıncaya kadar devlet destek olması gerekiyor mu? O desteği biz de verebiliriz. TOKİ burada vazifelendirilmeli mi? O vazifeyi verebiliriz. Ama günün sonunda orta vadede insanların artık devletle bu şekilde muhatap olmaması lazım. Devlet ticaretten çıkması lazım. Özel sektöre yönlendirmesi lazım. Ve günün şartlarına göre de bunu yapması lazım. Ama bu emeklilerle ilgili sözü ben de katılıyorum. Isparta emeklilerimizin artık TOKİ'den beklediği evlerinin bir namus sözü olduğunu düşünüyorum. Biz de hükümetlerde, devletlerde esaslık devamdır, devam esastır. Biz de emeklilere ilk fırsatta gelir gelmez TOKİ evlerinin sağlanmasını garanti etmeyi istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Recep Özel Emekliler Derneği'ni ziyaret etmişti. Orada ilginç bir şey söyledi. Dedi ki biz bu konuda bir çaba harcıyoruz ama belediye bizim önümüzü açmıyor. İşte Atabey'de, Keçiborlu'da, Gelen Dost'ta AK Partili belediyeler bunu öncelik haline getirdiler ve bu anlamda arsa temini anlamında bir sıkıntımız olmuyor. Oralarda bu projeleri gerçekleştiriyoruz ama Isparta'da belediye bu konuda bizim önümüzü açmıyor dedi. Siz de programın başında, geçen programda bayağı iddialı konuştunuz. Kasım'da yerel seçimler olacak ve bu seçimlerde Isparta Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi alacak dediniz. Eğer öyle bir şey olursa bu arsa meselesiyle alakalı da herhalde bir çalışmanız... Evet, ben aynı fikirdeyim yine. Tabii ki AK Parti ve MHP'nin kendi yerel belediye ile hükümetin arasındaki işe biz karışmak istemeyiz. Onlar birbirlerini eleştirebilirler. Anladığıma göre birbirlerini eleştiriyorlar da. Benim için işin kendisi çok önemli. Isparta'da özeti bunun ucuz arsa üretebilmek. Ucuz arsa üreterek insanların ucuz ev sahibi olmasını sağlamamız lazım. Bunun için de kent planlaması çok düzgün yapılması lazım. Isparta'nın son 15 senedir, tabii onu Kasım'da ben seçimi erken alacağını tahmin ediyorum. Kasım'da bir seçim bekliyorum, belediye seçimi. Velev ki olmadı. Zaten normal süresi Mart ayında. Şurada kaldı 6-7 ay, 7-8 ay. 7-8 ay sonra biz tabii ki işi ciddiye alacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanlığı'nda ciddi bir projeyle, ciddi bir çalışmayla çıkacağız. En düzgün, en başarılı, en çalışkan adayı da Isparta halkına sunacağımızı tahmin ediyorum. Tabii ki bu sadece Isparta merkezde olmayacak. 12 ilçemizde de olacak, merkezle beraber 13 ilçede. Ciddi adaylarla çıkacağız. Önceliğimiz insanlığın mutluluğu olacak, insanlarımızın mutluluğu olacak. Gülen insanlar, sevgi ağırlıklı insanlar, yani sevgi kazanacak, insanlar gülecek. Biz böyle hep projelerimizi insanlara bina yapacağız, inşaat yapacağız diye demeyeceğiz. Mecbur olmadıktan sonra yapmayacağız. Ama şunu da yapmayacağız. Bir örnek vereyim. Bugün otogarı geziyorum. Otogarda arkadaşlara dedim ki, çok enteresan bir soru sordum. Dedim bu yeni bir otogar yapılıyor. Bununla ilgili fikriniz ne dedim. Bak çok spesifik bir şey soruyorum arkadaşlar. Benim takıldığım nokta bu. İsim de vermek istemiyorum çünkü eziyet ederler. Oradaki esnaflardan biri ne dedi biliyor musunuz bana? Mustafa Bey dedi, en son belediye seçiminde belediye başkanını görmüştük. O gün bugündür sadece sosyal ortamlarda görüyoruz. Ne demek istedin dedim. Burada dedim bu otogar yapıldı, sizin fikri sorulmadı. Yok dedi. Ben dahil bu otogarda çalışan hiçbir arkadaşın fikri sorulmadı dedi. Arkadaşlar şimdi Isparta'ya yeni bir otogar yapıyorsunuz. Mevcut otogardaki hiçbir esnafa fikrini sormuyorsunuz. Ya bu bana yanlış geliyor. Sakın darılmayın, gücenmeyin. Oradaki esnafa bir git sor. Nasıl bir otogar olsun? Siz burada pratikte yaşıyorsunuz çünkü. Eksikleriniz ne? Neler olmalı? Neler olmamalı? Bunu söylemek ayıp mı ya? Oradaki arkadaş fikrini söylesin. Sen kendin dinle. Üniversiteden görüş al.
sivil toplum kuruluşlarından görüş al. Sonra bunların hepsini otur, bürokratlarına beraber değerlendir, bir karar al. Yani maalesef AK Parti iktidarının milletvekillerinde de var bu genel özellik. Isparta yöneten belediye başkanı da var. Herkes tek adam yönetimine talip. Ben dediysem olur, bitti. Isparta Büyükşehir Belediye Başkanı, Isparta Belediye Başkanı da aynı. Yani kendine göre otogar plazı yapmış, bitti. E git otogardakilere bir sorsaydın. Ha belki farklı bir şey söyleyeceklerdi. Aynı bu şekilde belediye seçimlerinden söyleyeceğimiz şey. Arkadaşlar biz size şunun garantisini veriyoruz. Ben ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin garantisidir bu. Önce siz ne istiyorsanız o olacak. Önce size soracağız. Üniversite mi açacağız? Size soracağız. Üniversite mi bölünecek? Size soracağız. Otogar mı yapılacak? Size soracağız. Otogarın girişi çıkışı şöyle mi olsun? Size soracağız. Bu en tabii hakkınız. Bu şehirde çünkü siz yaşıyorsunuz. Bu şehirde çünkü biz yaşıyoruz. Bizim çocuklarımız yaşayacak. İnsanlar mutlu olması için ne yapmamız gerekiyorsa beraberce yapacağız. Kardeşçe yapacağız. Birbirimize destek olarak yapacağız. Birbirimizi eleştirebiliriz. Saygı duyun. Ben biraz önce ne diyorum? Isparta Spor örneğini de verdim. Isparta Davraz Spor örneğinde. Bizim o kulüpte söz söylememizden neden rahatsız oluyorsunuz? Isparta Belediyesi ile ilgili fikrimizi söylememizden niye rahatsız oluyorsunuz? Biz birbirimize tahammül eder halde olacağız. Burada kimse kimseden üstün değildir. Burada Isparta'nın en ufak esnafıyla milletvekili de belediye başkanı hepsi eşittir. Aynı seviyededir. Bizim hepimizin ortak yönü Ispartalı olmamız. Isparta'da yaşıyor olmamız. Isparta'yı seviyor olmamız. Dolayısıyla ben belediye örneğinde de verdim. Konut örneğinde de veriyorum. En ucuzu en kaliteli yapacağız. Isparta'yı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla Eskişehir gibi yapacağız. İnsanların geldiğinde yaşadığı bir şehir haline getireceğiz. Tenekeden gül maketlerinin yapıldığı bir şehir yapmayacağız. Arkadaşlar tenekeden gül mü olur? Her yere tenekeden gül, tenekeden gül, tenekeden gül. Allah rızası için bana dünyada bir tane şehirden örnek gösterin. Dünyada görmediğim şehir kalmadı. Bir tane bir yerde örnek gösterin. Neymiş efendim tenekeden gül? Öyle bir şey yok. Gülün kendisini dik. Isparta güller şehri. Her yere güller dik, laleler dik, karanfiller ek. Doğalını yap. Bizim Allah vergisi bir yağmurumuz var. Bizim Allah vergisi ağacımız var. Her tarafı ağaçlandır. Şimdi tabii konuyu dağıtmak istemiyorum. Yerel seçimle ilgili söyleyeceklerimizi yerel seçimde anlatacağız ama özetle bu konuyla ilgili söylüyorum. Biz Ispartalı'nın fikrine değer vereceğiz. Bu konut konusunda da olacak. Bu opera bale yapılması konusunda da olacak. Şimdi efendim sorular geliyor. Turizmle ilgili bir soru gelmiş ama cevap verdiniz zaten. Hem Isparta hem Davraz hem Yalvaç'la ilgili hem Iğdır'la ilgili. Evet. Turizm öncelikli olacak. Marka şehir yapacağız Isparta'ya. Isparta dünyada tanınan, bilinen bir marka şehri olacak. Davraz Kayak Merkezi ile. Yani turizm potansiyelini. Yalvaç'taki Antokya'sı. Buraya gelen turiste 2-3 günlük paket tur yapacağız. Gelecek bir gün Yenişar Bademli'deki mağaraları gezecek. Bir gün gelecek Yalvaç'taki Antokya'ya gezecek. Bir gün gelecek Eğridir'deki gölün etrafını gezecek. Bir gün Davraz Dağı'na çıkacak. Yani 2-3 gün Isparta'da meşgul edeceğiz. Esnafımıza para kazandıracağız. Isparta paket turları olacak. Hani tatile gidenler bilir. Avrupa'da işte Paris Londra turu vardır. İşte ne bileyim Singapur Hong Kong turu vardır. Bunun gibi Isparta paket turu olacak. Gelecek. Mesela çok büyük bir meşhur bir seyyah vardır. Emre Tonguç. Emre Saffet Tonguç diye. Onu Instagram'dan girin bakın. Isparta ile ilgili ne güzel paylaşımlar yapıyor. Niye bunu çoğaltmıyoruz? O da Bülent Bey'in hakkında ödem verelim. Bülent Sarıgül. Isparta'ya gelmesinde emeği çok Bülent büyük. Bey mi getirdi Bülent onu? Bey'in çok büyük. Bülent Bey'e burada şahsında teşekkür ediyorum hemşerim. Allah razı olsun. Emeği senin, çok. Senin gibi hemşerilerimiz sayesinde Isparta hak ettiği yere gelecektir. Allah razı olsun. Emre Saffet Tonguç Türkiye'nin en meşhur tur rehberidir. Instagram'daki Isparta paylaşımlarını gurur duyarak izliyorum. İşte bu böyle olur. O tarz insanları buraya getireceğiz, davet edeceğiz. Şehrin önderliği budur. Benim işim dünyadaki bu tarz popüler insanları Isparta'ya getirip misafir etmek, ağırlamak, yedirmek, içirmek, gezdirmek. Arkadaşlar şehrin yöneticisinde dünyada farklıdır. Yani Isparta'nın milletvekili sadece Isparta köy kahvelerinde oturan insan demek değildir. Isparta'ya değişik insanları getiren insandır. Isparta'yı dünyada takdim eden insandır. Bakın Türkiye demiyorum. Dünya küçüldü artık. Bütün dünyadan buraya adam getireceğiz. Bir havalanı kadar uzaklıktayız dünyaya. Bütün dünyadan Isparta'ya insanları getireceğiz. Isparta'yı popüler marka şehri yapacağız.
Evet. Efendim diyor ki bir izleyicimiz, efendim çok soru var da ben onları konuştuğunuz için eski yani sormuyorum diye diyecek. Kusura bakmayın. Hoyran Gölü'nün koruma alanı içinde olduğu için diyor tesis yapılamıyor. Bu konuda bir düşüncesi var mı Mustafa Bey'in? Neler söyleyecek diyor. Ben o konularda özellikle Yenişehir Bademli'de de aynı sıkıntımız var. Bunların tekrar gözden geçirilmesini istiyorum. Yenişehir Bademli'ye taş üzerine taş koyamıyoruz. Oranın bir koruma planı var. Böyle bir şey olmaz. Çağın gereğine tekrar bunlar gözden geçirilmeli. Yani bu Allah'ın emri değil ki bunlar. 30 sene, 40 sene, 20 sene evvel bir plan yapılmış. O değiştirmez. Yok öyle bir şey. Bunu güncel şartlarla bir daha yapalım. Teknoloji ilerledi. Korumamız için artık eskiden evet. koruma imkanları yoktu. Şimdi bugünün teknolojisinde koruma imkanlarımız var. Bir sürü teknoloji var. İmkanlar var. Biz gölümüzü koruyabiliriz. Bunu sadece metozeri, bina yapma, şunu yapma, bunu yapmayla olmaz. Dolayısıyla özeti şu. Eğridir Hoyran'da dahil, Beyşehir'de dahil, bütün sit alanları, bütün koruma alanlarını tekrar gözden geçireceğiz. İnsanlığımız için, insanlarımız için ve Isparta için. Evet. Bunun için şimdi, mücadele edeceğiz, merak etmeyin. Efendim diyorlar ki Isparta devlet hastanelerinin yeniden açılmasını istiyoruz gibi bir talep var. İlginç bir talep, böyle bir şey var. Ve devamında da Eğirdir'den sorular gelmiş. Eğirdir'deki kemik hastalıkları hastanesi can çekişiyor. Geliştirme ya da yenileme gibi bir düşünceleri var mı diye sormuşlar. Evet, Eğridir Kemik Hastanesi Türkiye'nin gururu bir hastaneydi. Eğridir Kemik Hastanesi İstanbul'daki Boğaz'daki Balta Limanı Kemik Hastanesi ile beraber ihtisas hastanesiydi. Maalesef bu son gittiğimde tekrar onu istişare yaptık arkadaşlarla. Bırakın büyümeyi, gelişmeyi, ortopedi doktorlarının bile sayısının azaldığını, nitelikli doktor olmadığını, doktor sayısındaki sıkıntıdan bahsediyorlar. Tabii ki askeri birlik orada çok büyüktü. Eğridir'deki askeri birliğin küçülmesi ve dolayısıyla kemik hastanesinde peşinden küçülmesine getirmiş. Biz Eğridir'deki askeri birliğin de güçlü ve eğitimi yüksek bir birlik haline tekrar döndürülmesini istiyoruz. Oradaki insan sayısının, yetiştirilen eleman sayısının, asker sayısının tabii ki profesyonel orduya geçiyor ordu. Ama profesyonel orduya bile geçsek daha çok insanın orada eğitilmesini önemsiyoruz. Kemik hastanemizi tekrar canlandırmayı önemsiyoruz. Burayla ilgili doktor sayısının acilen çoğaltılması için elimizden ne gelirse yapacağız. Eğridir'in yaşanır hale gelmesini tekrar sağlayacağız. Orada arkadaşlar haklı olarak diyor ki Isparta'da doktorlar Isparta yaşayıp Eğridir'e günübirlik gelip gitmek istiyorlar. Eğridir'de yaşamak istemiyorlar artık doktorlar diyor. Bu benim çok üzüldüğüm bir nokta. Eğridir'i tekrar eskisi gibi yaşanabilir, yaşanmak istenen bir şehir haline getireceğiz. Isparta'ya gelince arkadaşlar tabii bu arkadaşların genel dünya görüşü bu. Her şey büyük büyük inşaatlar, büyük büyük binalar yapıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle 3000 kişilik, 5000 kişilik günlük muayene olunan hastaneler yoktur. Hastaneler spesifiktir. Yatak sayısı bellidir ve nitelik ve niceliği bellidir. İhtisaslaşmış lokal hastaneler vardır. Bu lokal hastanelerde insanlar gider, çok butik hizmet alır, özel hizmet alır. Biz şimdi futbol sahasına girer gibi giriliyor. Bir hastanede 5000 kişi günlük poliklinik hizmet alıyor. Burada bir yanlışlık var. Ha yapılmış artık. Bana sorsanız böyle mi yapılırdı ayrı bir konu. 5000 kişi aynı anda poliklinik hizmeti alabilemez. Bak altını çiziyorum. Pratikte bu mümkün değil. Her türlü hastayı sen aynı anda poliklinik hizmetine sokuyorsun. Birbirine hastalık bulaşır asgariden. Yani bunlar mecazi manada söylüyorum ama insanları fabrikasyon sayılarla ölçülebilir hale getirdiniz. Biz insanları sayı olarak görmüyoruz. Bir istatistik olarak görmüyoruz. Geçen gün milletvekili ne diyor? Şu kadar insan girdi, bu kadar şu oldu, şu kadar doktor oldu, şu kadar doğum oldu. Ya doğan çocuklarımızı bile istatistik gibi görmeye başladınız. Onlar olur mu? 3000 tane çocuk doğdu. Ya böyle bir istatistik olur mu? İstatistik şudur. İnsanlara mutluluk getiren konular istatistiğe gelir. İnsanları mutlu eden konular yapılır. 3000, 5000 kişilik günlük poliklinik hizmeti alınan hastane olmaz. 3000, 5000 kişinin beraber yattığı hastane olmaz. Bir, iki, arkadaşlar Erdal İnönü, Süleyman Demirel koalisyon hükümetinde Isparta kaç tane yatak vardı biliyor musunuz? 755. Şimdi kaç tane var? Yine yaklaşık o kadar. 800, ne oldu? 780. Hani bu kadar tantana neydi? Yatak sayınız aynı. 20 sene evvel neredeyse 755 yatak var. 20 sene sonra yine aynı yatak var. Yatağın rengi mi değişti? Ne değişti? 10 tane hastanede, askeri hastane, devlet hastanesi, üniversite hastanesi, bu hastane, SSK hastanesi toplamında bu kadar yatak yine vardı. Siz ne yaptınız? 4 tane hastane, 5 tane hastaneyi kapattınız. Bir tane hastaneyi topladınız. Askeri düzenle tıpış tepiş herkes giriyor. Yok kırmızı hattan şunlar girecek, mavi hattan bunlar girecek, sarı hattan bunlar girecek.
Ya hastayı bile yerdeki hatta göre böldünüz. Acilsen şuradan gideceksin, sarı hattan gideceksin. Yok, biraz az hastaysan mavi hattan gideceksin. Arkadaşlar komedi gibi. Böyle bir şey olur mu? İnsanları hatta bölüyorsun. Ayaklarını gittiği yere bölüyorsun. Böyle olmaz. İnsan hastalığı özeldir. Her hasta özeldir. Her hasta özel hizmeti hak eder. Birinci öncelik budur. Ve butik hizmet olur. Özel hizmet olur. Dünyada Amerika bilmiyor mu bunu? Siz Amerika'dan daha mı iyi biliyorsunuz? Amerika'da böyle 3000 kişilik, 5000 kişilik hastane yok. En büyük hastane işte Harvard. Dünyanın en büyük tıp fakültesi. Açın bakın. Gireyim. Kaç hastalı yatağı var? Princeton Üniversitesi. Dünyada kanser araştırmanda bir numaradır. Kaç yatağı var? Bakın. Rahmetli Özal dahil Amerika'ya gittik. Houston, Texas'ta Cleveland diye bir şehir var. Houston'da yakın. Kalp hastalıklarında bypass hastalıkları. Oraya giderler, yaparlar dedikler. Şimdi Türkiye'deki doktorlarımız çok daha iyi yapıyor. Dünyanın en meşhur kalp hastalıkları hastanesi kaç yatak bir bakın. Öyle 3000-5000 yataklarla övünülmez. 200.000-500.000 metrekare inşaatlarla övünülmez. Hani diyorum ya inşaat metrekare. Sizin tek anladığınız beton, inşaat. Müteahhitler iş çıkar, Biz müteahhitler iş çıkarmayacağız. Biz insanlara, sanatçılara iş çıkaracağız. Biz güler yüzlü spor adamlarına iş çıkaracağız. Isparta'mız sportmen insanlar da olsun. Isparta'mızın herkes futbol kulübüyle gurur duysun. Birincilik Şampiyonlar Ligi'nde takımımız olsun. Biz bunlarla övünelim. Konser salonlarımız olsun. Her yıl buralarda konserler verilsin. Yenişehir Bademli'de resim çalıştayları olsun. Dünyanın her yerinden ressamlar gelsin. Burada geleceğe dönük kongreler yapılsın. Benim övünmek istediğim bu. Metrekarelerle övünmek istemiyorum. Ve buraya gelip de şunu övünmeyeceğim hiçbir zaman size. Şu kadar bina yaptım. Şu kadar metrekare inşaat yaptım. Şu kadar tuvalet yaptım. Şu kadar kaldırım yaptım. Bunlar övünecek işler değil arkadaşlar. Anlatmaya çalıştım bu. Evet. Sorun var mı bu? Soru WhatsApp'tan bir soru gelmiş. Onu şey yapalım. Isparta'da kadın istihdamına yönelik projeleriniz olacak mı? Özellikle kadınların çalışma hayatında yer almasıyla ilgili bakış açınızı da biraz bu şeyin içine katarak sormuş olalım. Esasında bu konuyla ilgili bizim partinin genel bildirgesini tartışırken daha detaylı gireyim. Tabii ama özet olarak söyleyeyim. Yani çünkü seçime yakın. Bu seçim bildirgemizde kadın özel başlığı var. Ve bizim biliyorsunuz hep söylemişimdir. Cumhuriyet Halk Partisi kadınlara en önem veren, en değer veren partidir. Bizim partide %33 kadın kotası vardır. Yani 100 milletvekilinin 33'ü kadındır. 100 aktif belediye meclis üyesinin 33'ü kadındır. Yani bizde her kademeye gelmek için kadın önceliklidir ve kadınlara değer veririz. Ha ne yapacağız? Biz bir kere en önemli şeyimiz, özet şimdi birkaç cümle söyleyeyim oradan detayını sonra konuşuruz. Kadın Bakanlığı kuracağız. Isparta'da da bunun bir taşra teşkilatı olacak. Kadın Bakanlığı kadının her konusuyla ilgilenecek. Başta da özlük hakları ve güvenliği. Ne olacak? Ücretsiz çalışanlara kreş imkanı sağlamaya çalışacağız. Her mahallede çalışan kadının çocuklarının en azından sosyal şartlarını yerine getirecek kreşler olacak. Ne yapacağız? Kadın esnaflarımıza SGK'da öncelik vereceğiz. Pozitif ayrımcılık yapacağız. Bankalarda, KGF uygulamalarında, devletin teşviklerinde kadınlara ayrı kontenjan vereceğiz. Yani bankalar kredi veriyor şimdi, KGF bireysel kredi veriyor. Orada kadının önceliği olacak. Önce kadın yatırımcı, kadın işletmeci öncelikle alacak. Ve dolayısıyla kadın kooperatifleri kuracağız. Biraz önce söyledim ya, artık biz kooperatifleşmeyi tekrar getirmek istiyoruz. Sosyal demokraside olay özgürlüklerin beraber olmasıdır. Biz hakça kazanıp hakça bölüşmekten yanayız. Dolayısıyla beraber hareket etmek istiyoruz. Ve kooperatifleşmeyi beraber yapacağız. Kooperatifleşmekle kadın kooperatifleri kurarak onların kendi el sanatları da başta olmak üzere bütün üretimlerini, bütün ürünlerini, değerlerini bulduracağız. Kadın kooperatiflerini teşvik edeceğiz. Artı biraz önce söylemiştim. Kadınların geçmişe dönük doğum konularında borçlanmalarını sağlayacağız. Evet. Ve en önemli, özellikle bunu köydeki arkadaşlar çok söylüyor. Mesela yetim aile alan kadınlar var, genç kızlarımız var. Evlendikleri zaman bu yetim ayrılığı kesiliyor. Böyle bir şey yok. Babalarından o yetim ayrılığı kaldıysa, evlenseler de yetim ayrılığını kesmeyeceğiz. Zaten aldıkları 3-5 kuruş sembolik bir para. Bu parayı alacaklar ve her zaman evlenseler bile eşlerine karşı başları dik olacak. Kendi gelirleri olacak.
Sadece kocaların ellerine bakmayacaklar. O maaşları her zaman olacak. Biz kadının her zaman hür ve ileri olmasını istiyoruz. Ayaklar üzerinde durmasını istiyoruz. Bizim için öncelik kadın. Tabii ve yine söylüyorum, yasalarda affedilmeyen suçlar arasına kadına yapılan şiddeti koyacağız. Evet. Mesela terörist ne kadar suçluysa karısına eziyet eden, öldüren, döven bizim için aynı derecede. Affedilmez suçlar arasında olacak. Kadına şiddet bizim için affedilmez ceza suçlarından olacak. Evet. Evet efendim. Benim yok. Evet Mustafa Bey. Bu bölümde de, yani bu programda da hem gündemi tartıştık, konuştuk, hem de ilçe ilçe projeleri anlattınız. Eksik bir şey bıraktık mı? Yok, ben çok teşekkür ediyorum. Tabii. Arkadaşlar burada şunu söylüyorum. Biz projelerimize hazırız. Hizmetinize talibiz. Isparta'yı seviyoruz. Isparta'yı hizmet etmek için hak ettiği yerde olmadığını düşünüyoruz. Ispartalı'nın her zaman emrinde olacağız. Isparta'yı üreten, gelişen, büyüyen Isparta haline getireceğiz. Dün ne işimiz yok. Dün kim ne yaptıysa Allah razı olsun. Taş üstüne kim taş koyduysa Allah razı olsun. Ama şunu da özellikle söylemek istiyorum. Ey Ispartalılar, ben burada proje anlatıyorum. İktidarın milletvekili gidiyor, diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi gelirse şu olur bu olur. Ne olur? Verdiği örnekler 100 sene evvelinde. Neymiş efendim? Zamanında Cumhuriyet Halk Partiler Kur'an okuyanları hapse atmış. Var mı böyle bir şey ya? Hangi devirdesiniz? Hangi coğrafyadasınız? Ben Isparta'da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak size her zaman söylüyorum. Kim böyle bir şey yaptı yapar? Hangi devirdeyiz? Sizden ne farkımız var? Biz diyoruz ki Isparta hizmet gelmemiş. İktidar partisi milletvekili çıkıyor diyor ki 61 yılında Adnan Menderes'i astılar. Kim astı? Biz mi astık? Biz sizden daha üzgünüz o konuda. Cumhuriyet Halk Partiler sizden üzgün. 60 sene evvel yapılan yanlışı yanlış diyoruz. Ama sadece Adnan Menderes'e değil, Deniz Gezmiş'in de asılmasına yanlış diyoruz. Biz insanlar asılmasın. Hür ve hür düşüncelerini, duygularını ifade edebilsin. Özgür olsun. Mutlu olsun diyoruz. Sen, ben yol yapmadım diyorum. Sen bana Deniz şeyi anlatıyorsun. 60 yıl evvelki Adnan Menderes. Adnan Menderes'i biraz evvel örnek verdim. Allah razı olsun. Deniz Gezmiş'e de asılmasına karşıydık. Adnan Menderes'in de asılmasına karşıydık. Kim? Asgari'den ben, Mustafa Cihan olarak karşıyım. Ha, bunu yaparken lütfen Isparta'yı yönetmeye talip olanlara bir daha söylüyorum. Sizin huzurunuzda da söylüyorum. Buyurun, medeni, eşit ve demokratik bir şekilde tartışalım. Gelin burada projelerimizi tartışalım. Bakın, burada gazete getirdim. Burada gazetede ne yazıyor? 2 yılda 12 bin milyoner Türkiye'yi terk etti diyor. Neden? Bunu gelin tartışalım. Burada ne yazıyor? 5 ayda 45 bin esnaf kepek kapattı diyor. Gelin bunu tartışalım. Bunlar bugünkü gazeteler. Türkiye'de ekonomik kriz var. Yaprak kıpırdamıyor. Türk lirası %30 değer kaybetmiş. Ben bunları söylediğim zaman Isparta'nın iktidar milletvekilleri bunu hiç söylemiyor. Ekonomik krizden hiç bahsetmiyor. Esnafın derdinden hiç bahsetmiyor. Türkiye'nin ekonomisinin battığından hiç bahsetmiyor. 65 sene evvel rahmetli Menderes anlatıyor. Arkadaşlar, bizi gerçekten salak mı zannediyorsunuz siz? Bizi balık beyinli mi zannediyorsunuz? Her şeyi unutuyor mu zannediyorsunuz? Ekonomiden haber ver bana biraz, ekonomiden. Dolar niye 5 lira oldu? Yarın mazot kaç lira olacak? Arkadaşlar, genç arkadaşlara söylüyorum. Sigara içmenizi tavsiye etmem. Ama sigara içenlere söylüyorum. Seçimden sonra bunlar iktidarda devam etsin. Sigaranın paketi 25 lira. Mazot 10 lira olacak. Niye? İşte sebebi burada. Güven bunalım var Türkiye'de. Ekonomiyi mahvettiniz. Biz bunları da anlatacağız. Bir dahaki programda Türkiye ekonomisini anlatacağım size. Türkiye ekonomisinde ne kötü gidiyor onu anlatacağım. Isparta ekonomisinin bunun yansımasını anlatacağım. Ha, bunu yüreğiniz yetiyorsa, ekonomi biliyorsanız, hani Isparta'yı bilmediğinizi kesin biliyorum da, belki ekonomiyi biliyorsunuzdur. Gelin makro düzeyde ekonomi tartışalım. Türkiye ölçeğinde ekonomi tartışalım. Ha, siz bilmiyorsanız ekonomiyi bilen profesörlerinizi getirin, karşıma oturtun, onu tartışalım. Ama bizi lütfen hafife almayın. Isparta'yı hafife almayın. Ispartalı'yı hafife almayın. Biz artık kararımızı verdik. Isparta değişim istiyor. Isparta kendi kendine yönetmek istiyor. Ve bunu Allah'ın izniyle bu mübarek Ramazan ayında size müjdeliyorum. Bayramla beraber 24 Haziran'da ikinci bayramı yaşayacağız. Artık Isparta Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına beraberce iki milletvekiliyle güçlü bir şekilde gidecek. Sağ olun, var olun. Gelecek haftada size Türkiye ekonomisini ve Türkiye projelerini anlatacağım. Evet. Efendim, programın sonuna geldik. Mustafa Bey, Isparta ile ilgili projelerini ve güncel konuları, Isparta Davraspor'u, işte TOKİ'yi, demir yolunu
ve üniversitenin bölünmesi konusunu değil mi? Böyle onu anlattı ve diğer konulara da girdi. Yine Mustafa Bey'le bizim programımız çerçevesinde ayın 21'inde Perşembe akşamı yine birlikte olacağız ama daha önce bilmiyorum program var mı? Evet efendim, tek temennimiz şu: seçimlerin Türkiye için, Sparta için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle, hoşça kalın, mutlu kalın.